Efendim bir pazar akşamı da 15 gün sonra, 15 gün olmuş yani sizden ayrı kalalı, tekrar TV52 İstanbul stüdyolarından, Zamansız Yağmurlar programından sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı tüm dostlara kucak dolusu sevgiler ve selamlar gönderiyoruz. En başta tabii ki bizlerin değerli sponsoru Klas Emlak Arsa Ofisi Mehmet Akbayır Beyefendi ve Alperen Akbayır Beylere şükran ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen birbirinden kıymetli arkadaşlarım adına sevgili Ümit, sevgili Kadir, sevgili Rojda ve orada da Aykut veya Sefat, ikisinden biri tombaladan ne çıkarsa Kadir öğrenir şimdi bana o ismi de söyler. Efendim hepinize iyi seyirler, güzel bir program diliyoruz. Efendim sizler stüdyomuza, siz kıymetli izleyenlerimize, TV52 ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam benim için yine özel ve anlamlı bir program. Birbirinden değerli yakın dostlar var. Böyle elimi uzatsam hep diyebileceğim, sağımda solumda, önümde yanımda sobe olabileceğim birbirinden kıymetli dostlarım var bu akşam stüdyoda. İnsanın dostları olması ne kadar güzel bir şey. O yüzden çok şanslıyım. İyi ki geldiniz. Geldiniz, iyi ki buradasınız. İyi ki sizler gibi dostlarım var. Zamansız Mehmet'in sırtı yere gelir mi? Sizler burada olursanız gelmez. Evet kıymetli dostlar, çok değerli dostlar, sizler de programımıza katılmak isterseniz şayet TV52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı yazıyorsunuz, 3969'a gönderiyorsunuz. Programın hemen başında Trabzon halkına bir geçmiş olsun dileğim olacak. Trabzon'da biliyorsunuz çok elim bir trafik kazası oldu. Sevindirici tarafı can kaybının olmayışı. Aman Allah'ım, o resmi gördüm, o resmi, o haberi izledikten sonra o uçağın içinde olmayı hiç kimse istemez. Allah korumuş, Allah kurtarmış. Ben Trabzon halkına ve o uçakta seyahat eden tüm hemşehrilerimize, kardeşlerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Çok büyük bir faciadan dönülmüş. O yüzden Rabbim bir kez daha böyle kazalar göstermesin, yaşatmasın. Bu akşam bu dakika itibariyle Zamansız Yağmurlar artık başlasın. TV52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı 3969'a gönderiyorsunuz. Geçen hafta malum biliyorsunuz programımız yoktu. Önümüzdeki hafta da olmayacak büyük bir ihtimal. Yani artık yani programdan dolayı olmayacak daha doğrusu. Yani benimle alakalı bir şey değil. Başka bir programdan dolayı olmayacak. Ama ondan sonraki bölümlerde ben istiyordum ki efendim cumartesi akşamları program yapmayalım. Çünkü geceler ve programlar oluyordu. Zamansız Yağmurlar da 15-20 gün arayla sizlerle birlikte oluyordu. Bu hale getirdiğim halde gene pazar akşamlarına sarkmaya başladı programlar. Ne yapalım? Dervişin zikri neyse fikri de odur. Adım Hıdır, elimden gelen budur demişler. Evet, başlıyoruz efendim. Şimdi çok değerli bir konuğum var. Bu akşam kaç konuğum var? 1, 2, 3, 5. Niye sayıyorum ki? Çağırayım tek tek görelim bakalım efendim. Kaç koltuk? 3 tane var. 3 tane konuğum varmış demek ki. Kim ayarladı? Kadir, sen mi ayarladın bu hafta bunları? Bu hafta 3 tane yapmış, sürpriz olmuş. Evet, efendim, 1A. Ya 1A derken sınıf şubesinden bahsetmiyorum. Yani gerçekten 1A. Vücuduyla, cüssesiyle tam A yani. Programa geleceğini duydu, öğrendi. Öğrendiği gün, dakika itibariyle sosyal medya hesabından hemen yayınladı. Fizik tedavideyim bel ağrısından dolayı. Korkma abi, biz sana mekik şınav çektirmeyeceğiz. Ama o belim ağrıyor dedi ya, ben onu buraya uzatmayayım ya. Yakışmaz bize. Barfiks çektirelim. Kadir sen arada ayarla. Ona bir şeyleri çektirelim biz. Efendim A aynı zamanda Eyüp Ordular Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi. Çok değerli bir abim, çok beyefendi bir abim. Fatsalı, Hacıköy, Uzundere. O oralardan bir şey yani. Abi elinde ne var senin? Alayım abi, elinde bir şey var, bunu paket ver alayım ben. Kazım Alakurt alkışlarla efendim yanıma almak istiyorum, buyursunlar. Ağam hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet Bey. Böyle dönelim abi. Cümleden hayırlı akşamlar. İsmim Kazım Alakurt. Eyüp Ordular Derneği Yüksek İstişare Başkanıyım. Ordu Fatsa Uzundere köyündenim. Ayrıca Ordu Denekler Federasyonu'nda üyesiyim. Oturmuş olduğum apartmanın da yöneticisiyim. Başında bulunduğum şirketin de sahibiyim.
Bizi yurt dışı ve yurt dışından izleyen tüm konuklarımıza ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Buradan Uzundere köyüme de kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Abi unuttuğum bir şey var. Yengenin kaç yıllık beyisin? Unuttuk ya. Artık 35 oldu herhalde. Yani şirketin sahibinin olduğunu söylüyorsun da. Zaten izliyor bizi. Yengenin beyi olduğunu ve kaç çocuk babası olduğunu söylemeden olmaz. İki oğlum bir kızım var bu arada. Evet. Zaten oğlum Serdar burada. Evet. Yanındaki torunlarım, yanındaki gelinim. O maşallah maşallah. Evet. Hoş geldin. Ailecek buradayız. Evet. Hayırdır abi? Dedik Mehmet Bey'in yanına boş gitmeyelim. Uzundere'den mi çiçek? Evet, Uzundere'den abi. Çok güzel. Harika, renkler de çok güzel, mor beyaz. Her ne kadar Ordu Spor bugün 11 tane yese de... yani mor beyaz, bir düzine yediniz ya. Bir düzine yemediler abi ya, Kazım abi. 11'de kaldı vallahi yani. Çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz, çok incesiniz. Size alalım böyle orta koltuğa efendim, ağlar orta koltuğa. Çiçeğimizi de şöyle koyalım mı? Böyle koyalım bakalım. Bu bana engel olur değil mi? Kadir, bunu böyle koyalım. Evet, güzel oldu. Harika. Çiçekle gelen dernekleri ben çok seviyorum. Mesaj alınmıştır herhalde, gitmiştir. TV52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı 3969'a gönderiyorsunuz. Gerçekten bu akşam işim zor. Birbirinden cengaver konuklar var burada. Ve çok değerli başkanlarım ve yönetim kurulu üyeleri var. Bakacağız, onlarla program içerisinde bir hasbihal edeceğiz, konuşacağız. Bir de benim radyocu bir kardeşim var. Yani onu da bu akşam ekranda tüm ordulara göstereceğim, değerli kardeşimi, radyocu kardeşimi. O yüzden sürpriz var bu akşam yine. Efendim, programın hemen başında dün akşam sosyal medya hesabımda paylaştım. Fransa Lyon'da Zamansız Mehmet'in şiirleri dinleniyor. Bir video göndermişlerdi bana, Zamansız Mehmet'e selam diye. İçeriye rejiye verdim inşallah. Sevgili Ümit kardeşim ayarlayabilirse, yapabilirse o videoyu da yayınlayacağım. Gerçekten çok duygulandım. Fransa nere, Lyon nere, 25-30 kişi sizin şiirinizi dinliyor. Bir sofrada, bir masada sizin şiirinizi dinliyor ve size hep birlikte Zamansız Mehmet'e, Türkiye'ye selam gönderiyor. Gerçekten bu mesleğin en güzel tarafı bu. Dünya dolu paranız olsa bu sevgiyi yapamazsınız, alamazsınız. O yüzden Fransa'ya, Lyon'a, Hollanda'ya, Almanya'ya da selam olsun. Öksür öksür. Almayacağım ki. Yani öksürüp duruyor beni bir an önce alsın diye. Yani rahatsızım falan filan dese de biz onu pek almıyoruz, pek yemiyoruz. Efendim çok uzaklardan bir dernek. Uzak mı harbi yani, çok uzak. Eyüp Ordular Dernek Başkanı, aynı zamanda Ordu Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı. Sevgili Şenol Gündüz'ü ben alkışlarla yanıma almak istiyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Önce yayının, programın hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Bir sene sonra aynı kanala tekrar bir daha geri geldik. Evet. Daha önce... beraber yapıyorduk programı. Gene beraber yapıyorduk. Zamansız Yağmurlar'ın yapımcısıydım. Bir ara vermiştik. Bugün yine halamızın oğluyla sizlerin karşısına çıktık. Bu akşam bizleri burada yalnız bırakmayan değerli yönetim kurulu üyelerime, değerli hemşehrilerime ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir yayın olacak. Yine aramıza, Eyüp Ordular Derneği'nin yönetimine aramıza katılan çok kıymetli arkadaşlarımız var. Tabii onlara mikrofon verilecek, onlar kendilerini tanıtırsa daha iyi olacak. Şimdi ben hepsini tek tek söylemeyeyim. İnşallah güzel bir program olacak İnşallah. Bu akşam. Şey herhalde bana getirmedin. Şeyi al abi şöyle. Sizi de alalım böyle. Evet efendim, zor. Belli bir dönem onunla yine program yapmıştık. İki Gözüm adlı bir programı izleyen var mı daha önce? Var değil mi? Yepyeni bir single ile beraber piyasalarda, müzik piyasasında, radyolarda ve televizyonda gümbür gümbür esen çok güzel bir kırmızı alarmı var efendim. Alarmı kurdu, bekliyor böyle. O alarm nerelere, ne şekilde gider bilmiyorum ama böyle çok değerli bir kardeşim. Ben ona bundan yaklaşık 7 yıl önce başka bir televizyon kanalında program yaparken ilk programıma davet ettiğim zaman Kanki demiştim. O günden beri de hep Kanki'yiz.
Kanki gel, kanki git, kanki yat, et falan filan. Hep böyle bir kardeş, bir bedende iki vücut, tek vücut olursunuz ya. İşte öyle bir şey. Öyle bir yürek, öyle bir değer. Kırmızı alarmla alarmı kurmuş. Her an böyle patlamaya hazır bir bomba gibi bekleyen kuvvetli alkışlarla Ezel Kalender diyoruz efendim. Açık mı? Açık. Açık açık. Evet. Açık açık. Ah teşekkür ediyorum efendim. Sizler ekranlarınızın başına, sizler stüdyomuza hoş geldiniz. Böyle dinamik başlayalım dedik. Kırmızı alarm veriyoruz şu an. Zamansız yağmurlarda kırmızı alarm veriyoruz. Sorun yok. Verelim yani. Değil alarm verelim. Vermeye biz hazır. Bence. Hayırdır abi, gene niye ayaklandın? Bak şimdi arkada kulisi izliyorum. Ağamız sana bir çiçek getirmiş. Açıkçası kıskandım. Dedim ki ne alaka Mehmet abiye niye çiçek? Niye getirdi bu adam? Sen kıskandın. Tabii canım, ben kıskandım. Niye kıskanıyorsun? Hep öyle derler. Kıskanç. Çok evet. Mersi işte. Çok teşekkür ederim efendim. İyi borçlar dernek başkanına. Şöyle ne toplaşması diyorlar buna? Buyurun.
Şeyiniz de çok güzel gerçekten. Yalnız o çiçekte nazarlık var. Ben de onu kıskandım. Abi hemen takabilirim. Nazarlanmasın diye. Bana takma sen. Nazarlık ben istemiyorum. Benim çiçeğim daha güzel bak. Mor beyaz. Sen sanki beni kıskandın gibi geldi. Ya baksana yani ezel yani kırmızı alarm veriyor yani. Evet, bugün alarm vereyim dedim ha. Harikasın, hoş geldin. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk vallahi. Geç oldu, güç olmadı. Evet, ama harika oldu. Programda olmaktan her zaman keyif alıyorum. Daha dur bakalım. Ve şu hemen bir dipnot geçeyim abim. Not mu gerçekten yani? Evet, dipnot. Yazın bakalım dipnot. İnsanlar bugün şey sosyal medyada şey paylaşıyor. Not yazıyorum tamam, şemsiyelerinizi almayı unutmayın. Zamansız yağmurlara gidiyorum çünkü. Ama dışarıda adamın yağmur ne yok. Zaman yağacağı belli değil çünkü. Dışarıda yağmur yok, ayaz var, buz gibi. Doğru. Dondum. Aslında atkılarınızı, berelerinizi şakalarınızı yani, alır demem yani. Gerekiyordu. Aynen. Ha? Vallahi hoş geldin, sefalar getirdin. Çok keyifli bir program olacak. Kesinlikle ondan herkes. Hissediyorum. Neyse biz arkayı boş ver, biz konuşalım. Bence de ya. Ya arkadakiler beklesin, ne olacak kesinlikle. Yani. Dernek başkanıymış orada, ordef başkan yardımcısı. Aymış, bize mi verdi parayı? Allah Allah, ey bordullar derneğine verdi, bana ne? Allah Allah. Bizim ne yaparsın? Yani, ne yaparsın? Şey gibi ya, ne yaparsın? Ezel ne olacak bu sanat camiasındaki haller? Yani gidişat nereye gidiyor? Yani sanatçılar ne alemde, ne yapıyorlar? Çok konuşacak şeyler var abi. Valla. Açma. Açma ağzımı. Ağanın gülüşüne bakar mısın? Ağanın gülüşü. Ağanın göbeğini al abi. Ağanın göbeği hop oturuyor, hop kalkıyor bu akşam. Evet sevgili Ezel, sen de alalım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Çok teşekkür ediyorum. Yani hiç yapar mıyım öyle bir şey? Hiç öyle bir şey yapar mıyım yani? Hiç o kadar saygısızlığı yapar mıyız asla? Bunların bir ara. Saygısızlık yapmam. Vallahi ağız olur. Burun dalarım bak. Bir ara konuşacağız. Akıllı olun, susun. Bir ara konuşacağız bunları. Bak bir ara konuşacağız diyor. Kadir sen bunu niye aşağı indirdin? Ben de diyorum niye basık kaldım? Koltuğu aşağı indirmiş. Nasıl olsa 23 lira toplantılar. Evet, TV'lik yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı 3969'a gönderiyorsunuz. Sayın Başkan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Sayın Alakurt hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sorularım bitmiştir efendim. Bu kadar. Kalkabiliriz. Yok, yani icraatları hiç konuşmadan anlatan A ve Başkan örneğini görüyorsunuz efendim bu akşam burada. Evet, ben sizleri alkışlıyorum. Çok enerjiksiniz. Sayın Gündüz, akşam olsa da, her ne kadar gece olsa da, hoş geldin abi. Hoş keyifler bulduk. Nasıl gidiyor dernek? İyiyiz. Dernek iyi gidiyor. Vallahi ben geçen geldim yerinde duruyordu, gitmiyordu. Tuzak sorular var bende. Şimdi tabii dernek gitmez de, insanlar gelip gider. Heh. Yani bak, insanlar gelip gider. Güzel bir noktaya değil. Evet. Dernek bir kurumdur. Yerinde durur. Yerinde bana durur. Bana bir mikrofon taksaydınız yaka mikrofon. He ya. Bir, vallahi hiç benim bugün çenem durmayacak çünkü. Sen o mikrofonu hep elinde tut bacım. Tamam. Hiç şuraya bırakma. Ceza olarak da. Hiç bırakma bak. Bu mikrofonu bıraktığın an sıkıntı var demektir. Bırakma ne olur tamam. Gözünü seveyim. Evet Sayın Ağam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Programın başında kahkahayla güldün. Yani 5 kilo pirzolayı yedirttik sana söyleyeyim yani. Biz hep gülelim yine de. Hep gülelim. Allah gülelim. Gülmeden ayırtmasın. Evet Kazım Alakurt ağam hem istişare kurulu başkanı hem de ağasınız. Hem iş adamısınız hem ticaretle uğraşıyorsunuz. Evet. Ağa olmak, Eyüp Ordulular Derneği'nde ağa olmak nasıl bir duygu? Nereden aklına geldi şimdi, ağa olmak abi? Ağa olmaktan ayrı gerçekten çok güzel, tecrübeli bir başkanımız var. Vallahi benim denetçilerle hiçbir alakam yoktu. Sağ olsunlar bizi ziyaret ettiler. Bizi tuttular kolumuzdan doğru ordular derneğin içine attılar yani. Evet. Ve o gün bugün her iki atmışlar. İyi bir ortam. Çok güzel bir yönetim kurulumuz var. Aile değil mi? Evet gerçekten bir aileyiz ve derneğe katıldığım için de gerçekten ben çok mutlu oldum. Çünkü farklı bir ortam. Yani sen diyorsun ki bende para var ben harcamaya razıyım diyorsun yani. Ya para önemli değil bir adam. Bizim için insanlık önemli olan para önemli değil. Evet. Para Cenab-ı Allah sağlık huzur verdiği sürece mutlaka kazanırsın. Emanet o araç. Evet. O araç amaç. Ama ben gerçekten böyle bir yönetim kurulu çalışmaktan çok gurur duyuyorum. Nasıl bir yönetim kurulu abi bir daha göster. Çok güzel abi baksana. Çok bak, güzel benim, efendim böyle. Yönetim kuruluma bak işte hep çok arkadaşlarım bunlar. Çok güzel efendim böyle böyle. Kucak koyun. Kucaklıyor abi. Evet. Hepsini kucaklıyor. Evet. Hepsini kucaklıyor. Evet. Yani harika. Şimdi ben bu akşam beni tutabilene aşk olsun. Öyle bir mesaj gelmiş ki. Birazdan okuyacağım. O mesaj bana müthiş gaz verdi. Programın başında öyle bir mesajı görmek. Ve ordunun dışından orduyla hiç alakası olmayan bir yerden bir mesaj geldi ki. O mesaj bana çok müthiş bir enerji verdi.
Yani beni tutabilene aşk olsun. Evet Sayın Başkan, Eyüp Ordular Derneği ne kadar süre önce kuruldu ve kuruluş aşamasından bugüne neler yapıldı diye şöyle kısa bir girizgah yapsak. Ordular Derneği 2009 yılında kuruldu. Kurucu başkanımız Halit Cimburtoğlu. 2012'nin sonu, yani 2013'ün başında ben de başkan oldum. Bu benim ikinci dönemim. Hala devam ediyoruz. Eyüp Ordular Derneği gerçekten Eyüp'te ihtiyaç duyulan bir dernek. Çünkü Eyüp'te yoğun bir ordulu hemşirelerimiz var. Allah razı olsun bu derneğin kurucularına. Hatta şu anda kurucularından iki tanesi de ilk baştan beri yanımızdalar. Bir tanesi yine Coşkun Ateş, hala bizimle devam ediyor. Bir tanesi de o dönem Ali Beyköy Ortaokulu Müdürü olan sevgili hemşerim Yüksel Kaya. Tabii şu andaki ünvanı daha sonra söyleyeceğim. Şu anda ilk kurulduğundan beri, 2009'dan beri DNA içindeler. Ve şu anda da biz hala mevcut yönetim kurulu üyesinden devam ediyoruz. Eyvallah, teşekkür ediyorum. TV52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı 3969'a gönderiyorsunuz. Birkaç tane mesaj okuyayım hemen. Ezel'den de bir eser alalım hemen. Ezel'e de birkaç sorum olsun ondan sonra. İyi yayınlar Mehmet abi, yayında emeği geçen herkese başarılar dilerim. Konuklara selamlar, benim için Ordu'nun derelerini çalar mısınız? İyi akşamlar Mersin Anamur'dan benim Narenciye Turfan diye Halil Cep abi. Yani benim enerji depom. Halil abi selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Şimdi biraz önce dedim ya, bir bana doping olan bir mesaj gelmiş diye. Kayseri Yeşilhisar'dan Salih Karagöz. Sadece şunu diyebilirim. Keşke Kayseri yerel TV'lerinde de böyle güzel programlar yapılabilse. Yapsalar diye bir mesaj atmış. Güzel mi programımız? Öyle mi görünüyor? Bilmiyorum ama. Çok teşekkür ediyorum inşallah. Kayseri'deki yerel televizyon sahipleri de bizi izliyordur ve duyuyordur. Selamun aleyküm Mehmet Bey, hayırlı yayınlar tüm Ordu'ya, selamlar, saygılar, sevgiler. Arnavutköy Ordular Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz ve ailesi Fedaiye Öz ile birlikte izliyoruz. Fedaiye kardeşimin de selamı var. Fedaiye Öz nöbetçi, nöbetçi TV52 sanatçısı. Fedaiye Öz. Dün dedim bunu. Dün söyledim Fedai'ye, Fedai dedim yani. Her sıkışan seni alıyor dedim. Nöbetçi ol artık orada. Fedai'ye buradan bir tane ev tutuyoruz abi, Dudullu'dan. Nöbetçi, sanatçı olarak her hafta buraya katılacak. O süper. Harika. Yani, Zekeriya Yılmaz. Gelme derdi olmayacak. Ben Zekeriya Başkan'a da hayırlı olsun diliyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Zekeriya abi hayırlı ve uğurlu olsun. Seni de en kısa zamanda Arnavutköy Ordular Derneği'ni programa alacağım inşallah. Selamünaleyküm Mehmet abim, hayırlı akşamlar, başarılar dilerim. Misafirlerine selamlar. İstanbul Korganlar Dernek Başkanı Salim Dere. Aha. Salim Başkan'a da selam olsun. Salim Dere. Salim Dere. Ordu'nun derelerini sana söyletmeyeceğim Salim. Sana Korgan Yenipınar'dan selam söyleteceğim. Sevgili kardeşim selam olsun. İyi akşamlar, konuklarınıza başarılar dilerim. Salih Belen. Doğru. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz değerli emekli başkan. Mehmet Bey programınız hayırlı uğurlu olsun. Konuklarınıza hayırlı akşamlar dilerim. Ordu Dernekler Konfederasyonu Başkan Vekili Halit Cimburtoğlu. Biraz önce ismi geçmişti Sayın Başkan'ın. Halit Başkan selamlar, saygılar sunuyorum. Eyüp Ordular Derneği Kurucu Başkanı. Evet sevgili Ezel, kırmızı alarm. Nerelere gidiyor? Şu anda çok yere gidiyor. Şu anda müthiş. Gidiyor. Müthiş, evet yani. Tabii daha klibimizi çekmedik ama biraz dedim insanlar klipsiz şarkımızı benimsesinler, sevsinler. Evet, gerçekten de çok sevdiler. Şimdi inşallah en kısa zamanda klibimiz de gelecek. Kırmızı alarm aslında içeriğinde çok şey anlatıyor. Yani, kırmızı çok şey anlatıyor bir kere bacım. Kırmızı alarm ve sanat camiasına şu an kırmızı alarm veriyoruz abi. Yani çok yani veriyoruz. Sorunlar, kendini bilmeyen sanatçı arkadaşlarımız, sanatçıyım diye geçinen kişiler, birçok kişiye de kapak oluyor açıkçası. Vay, vay. Şimdi yalnız kırmızı alarmın dinlenmemesi gereken tek bir ülke var. O ülkede kırmızı alarm yasak. Hangisi? İspanya boğalar görünce dalar. Kırmızıya. Şeyleri var, evet. Efendim, kırmızı alarm İspanya'ya girmiyor.
İspanya dışında bütün dünyada. İspanya'nın dışında, evet. Her yerde kırmızı alarmı dinleyebilirsiniz. Şimdi güzel bir eser daha alalım mı senden? Bol alalım. Bol dinleyek. Senin çok sevdiğin bir parça var. Bu baharda. Baharda gelmedin. Harika yani. Bakalım. Harika. Bu baharda gelmedin efendim. Ezel Kalender sizlerle. Teşekkürler. Yalnız bu düeti yaptığımızda benim sesim inceydi. Şimdi kalın çıkıyor. Ya onu anlatayım yani. O zaman ses çok inceydi. O zaman 18-20 yaşlarında falandım evet, yani. O zaman. Evet, o kadar da. Ya evlenmemiştim o zaman yani. Tamam, fazla şey. Yani düet de yaptık yani. Biz bu şarkı düeti beğendiniz mi efendim? Nasıl okumuşum? Harika.
Evet abi, seni çok bu seviyorum. Düeti, bu düette seslendiren arkadaş var ya, beni sokakta görmesin. Ama yani korkma yani, ben burada 3 tane İngiltere'de dünya şampiyonu olmuş adamı devirdim yani. Boks eldivenini giyip ona göre yani. Ona göre Ahmet Demircioğlu, sen de gardını al yani. Korkuyorum diyor. Buradan vokal arkadaşlara da selamım olsun ya. Popstar Metin ve Doğukan Beyazıt benim sevgilim. Onlar mıydı o? Tabii onlardı. Popstar, sen popstar olabilirsin. Popstar Metin. Ben de orada starım aslanım. Okudum işte. Evet, eyvallah. Teşekkür ederim. Evet, devam efendim. Evet. Oy 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 oy. TV'lik yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı 3969'a gönderiyorsunuz. Her zaman yapmış olduğum klasik anons. Evet Sayın Başkan, dernekte bu sene neler var? 2017'de neler yaptınız? 2017'de piknik var mıydı, yok muydu? Ben yok gibi hatırlıyorum. 2017'de piknik yapmadık. O sene değişik bir program yapalım dedik. 2017'deki program aslında ben yaptıklarımızı da yapacağımızı söylesek. Evet. Ya yani, şimdi yani sen şimdi benim işime niye karışıyorsun? Hayır, sen benim işime niye karışıyorsun? Sen benim sorduğum soruya cevap verir misin kardeşim? 2018'de neler yapacağız? Onu konuşalım. Evet, yani, lütfen. Zaten yani, her sene herkes aynı şeyi yapıyor. Bir dakika abi, bir dakika. Sayın Başkan, 2018'de neler yapacaksınız? 2018'de Allah izin verirse birincisi derneği yürütecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dedi. Biz tabii bayanlarımıza yönelik programlar yapıyoruz. Yine kutlu doğum haftası. Bunun yanında bu sene pikniğimizi yapacağız. Eyborlar Derneği olarak. Yine her sene yapmış olduğumuz yoğun katılımlı iftar programımızı yapacağız. Bunun yanında... Bunun altına özellikle çiziyorsun, yoğun katılımlı. Evet, evet. Çünkü bu sene, her sene 2013'te 4500 kişiye iftar verdik. 2014'te 2000 kişiye, 2015 ondan sonra 1000 kişiye. Bu sene yine 2000-2500 kişilik bir iftar programı yapacağız. Ama 6000-7000 kişiye de konser verdik. Evet, yani. İftar 4500 yine Eyüp'te ama... yine 6-7 bin kişiye. Zaten sunucuydunuz siz o zaman. Ben hani Eyüp'te Eyborlar Derneği olarak... O an sunucuydu, şimdi şair oldu. Besteci. Evet, şimdi hem şair hem sunucu oldu. Ben de bilmiyorum ne oldu onu. Bu sene bir derekçilik gönül işi. Evet. Zaman, yani, emek. Zamanını harcarsın, paranı harcarsın... Bu işi yapacak insanlarla yola çıkmak her zaman iyi. Gerçekten iyi. Geçen hafta, iki hafta önce bir toplantı yaptık. Bu toplantıda dernek yönetimimizi güçlendirelim diye 5-6 tane arkadaşımızı da dernek yönetimine ilave ettik. Bunun yanında biri zamansız yağmurlar. Tabii bir alkış almamız lazım zamansız yağmurlara. Yine 2013'ten beri derneğimizde var. Kıyamet kopması lazım, anlat. Ezel Hanım var yine, tekrar yine aramıza geldi. Ay ne kadar ağırsızım. Uzun süre bizimle birlikte yürüyen, bir ara dinleneyim demişti. Fakat ben o dinlenmesine fırsat vermedim. Coşkun Ateş yine tekrar aramıza aldık. Evet. Ben bunun yanında 93.9'da program yapan Kaan Bey'i yine evet, yönetimimize aldık. Bunun yanında yine iş adamımız Yusuf Özkan'ı bu akşam işinden dolayı gelemedi. Yusuf Özkan'ı aldık. 2-3 tane daha arkadaşımız var. Onları da yönetimimize katarak biraz daha güçlenmeyi. Abi ne kaldı? Bize bir şey kalmadı. Şimdi vallahi bizim dernek yönetimimiz 13 kişi. Asil toplamda 36 kişi dernek yönetimimiz. Tabi bunun yanında genç kollarımız var, kadın kollarımız var. Yani Eyborlar Derneği güçlü bir yapıya sahip bir dernek. Zaten gücünü de oradan alıyor. Ve şu anda aynı zamanda hem genel sekreterliğimizi yapmış, 5 sene beri benim de yol yürüyen Nezahat ablam yanımda. Ay şu anda kendisi zaten söyleyecektir. Hem Galatasaray Odalar Dernek Başkanı, ben nerede olsam gerçekten ablamız sağ olsun, bizi hiç yalnız bırakmadı. Şimdi şu anda farklı bir konuma gelen Eyborlar Derneği Başkan Yardımcımız Yüksel Kaya. Evet.
Bizim derneğimizde medara iftiharı şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yazı İşleri Müdürü olaraktan atandı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Burada görev yapıyor. Ben müdürüme de burada yeni görevinde başarılar diliyorum. İnşallah müdürümüzü de yeni yerinde ziyaret edeceğiz. Hayırlı olsun diyeceğiz. Tabii onlar biraz sonra mikrofon vereceğiz. Onlar kendilerini anlatacaklar ama Eyborlar Derneği bu şekilde yani yoluna devam ediyor. Yapacaklarımız devam edecek. Selahattin abi ekrana verdik yengeyle birlikte efendim çifte kumruları. Selahattin abi şimdi efendim nereye gidiyor efendim? Şeylerin başına. Servisin başına gidiyor. Selahattin abinin çayını özledim ben. Birazdan çay içeceğiz yani. Çay içeceğiz. Evet şu anda bizleri sevgili İrfan Doruk, Esenler'den Tarık Çetin. Neredeydi Tarık? Nerede oturuyordu? Güngören'den. Yüksel Mıhçı da Sultanbeyli'den. Akkuş Dernek Başkanı. Tarık Bey Hacıköy Dernek Başkanı. İrfan Bey de Esof Başkanı. Ve Urfa'dan çok değerli bir sanatçı kardeşim Filiz Özer hanımefendi bizleri izliyor. Onlara da selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili Ezer. Ezel artık dinleyelim bir şarkı daha. Dinleyelim abi. Bu arada Almanya'dan da bizi izleyenler var. Evet yoldayken mesaj yolladılar. Size de selamları var. Köksal Bey'den selam sevgiler olsun. İnşallah Almanya'ya gideceğiz. Bir program görüşmesindeyiz şu an. Süper olur. Harika olur. Düsseldorf, Köln, Hamburg. Hepsi olabilir. Hiç sıkıntı hepsi yok. Hepsi olabilir abi. Yani. Ve ama sosyal medyadaki bütün hayranlarımı da selam sevgilerimi iletmek istiyorum. Sağ olsunlar hiç yalnız bırakmıyorlar bizleri. Efendim TV52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı 39-69'a gönderiyorsunuz. Ve bu arada Hacıköy'de benim Fatma teyzem var. 85 yaşında. Her hafta bu programı izliyor. Ellerinden öpüyorum Fatma teyzem. Gözlerimden öpüyorsun biliyorum. Senin duaların bana iyi geliyor. Ne olur bir kez daha bana bir nazar ok olur mu? Canım teyzem benim. Ellerinden öpüyorum. Evet Ezel'cim. Ordun Dereli diyelim mi? Vallahi hareketli mi? Hak etti galiba. Rap yapabilir miyim? Yapabilirsin. Efendim Ordu'nun Dereleri değişik bir versiyon. Haydi bakalım Ezel Kalender. Sevgili Rojda. Sevgili Rojda şimdi son hali Ordu'nun Dereleri. Sıradan gitseydi iyiydi de neyse değiştireceğiz. Dur. Şimdi sevgili Rojda var. Sevgili Rojda sen Ordu'nun Dereleri var orada remix şeklinde onu ayarla kardeşim. Şimdi bu akşam ben burada bir şey gördüm. Kameraman da Ümit var. Kameraya Ümit de gelmiş evet, yani. Evet Ümit'i gördüm ben. Ümit de gelmiş yani bu akşam. Kadir hayırdır yani yancı tutmuşsun kendine. Yani yetmedin mi? Ahmet abi var burada. Ahmet Özdem var. Onu al yanına. Gelsin Ahmet abi yani. Şuraya alalım. Ahmet abi sen de orta kamerayı alalım aslında değil mi? Orada denenin farkı olmuş galiba. Yani evet bu akşam kamerayı da çiftledik. Ayrıcalık bize. Yok ayrıcalık falan filan yok. Biraz torpil var. Kıskananlar çatlasın. Bir şey var ya hani öyle... Bir şey var böyle kapı gıcırtısı duyunca oynarlar ya. O bende var abi. Tabii. Nasıl oluyor? Kapıyı bir gıcırtatın bakalım. Gıcırtı şu kapıyı. Şu kapıyı Ahmet abi bir gıcırtat. Kapı gıcırdamadan oynadı bu. Ordu'nun Dereleri sadece o varmış. Olur mu arkadaşlar ya var. Neyse ona bakacağız. Yani yıllardır şu kanalda program yaptım. Şimdi sıradan olanı verelim o zaman. Olması lazım. Yani olması lazım aynen öyle. He? Remix olanın Akkuş'un Güngörenleri varmış. Ordu'nun Dereleri ilk albüm. İlk albümde. Bu baharda gelmedin. Bu baharda gelmedin de var. 7. parça. Bakacağız efendim şimdi. TV52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlar 39-29'a gelsin. Şimdi biz illa da remix olacak. O senin çamaşır yıkadın klipli diyorsun değil mi? Aynen öyle. Öyle derenin başında böyle leğeni alıyordun eline oturmuştun. Bir de çember çekmişsin de yalnız orada benim şey dikkatimi çekti. Pekmez tavasından kara alıp yüzen sürmemiştin. Bulamamıştım. Yani orada onu sen keşkek tavasından almıştın. Keşkek tavasından alıp böyle sürmüştün. Ondan dolayı bir şey vardı. Benim o dikkatimi çekti. Abi leğeni bile evden getirdim. Bu nasıl bir yönetmenmiş? Vallahi sen rahmetli annem demişti. Nerede Ordu'nun Dereleri var göster abi. 7. parça. Eyvah. Sayın şuradan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordunun dereleri. Tamam, ordunun derelerini 8'i versin söyle. Aynısı çalıyor. Yanlış, hayır ya. Neyse şimdi. Evet şimdi. Evet. Gelmiş olsun ordunun derelere. Evet, reklamlara gideceğiz efendim şimdi. Kısa bir reklam arası ardından tekrar burada olacağız. Yere ayrılmıyorsunuz. TV52'deyiz efendim. Şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamlardan önce sizler ne yapıyorsunuz reklamları izlerken? TV52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı 3969'a gönderiyorsunuz. Şimdi kısacık minicik bir kazandıran kampanyamız var. Birlikte misafirimizle birlikte onu yapacağız. Hadi bakalım bizden ayrılmayın.
Klasarsu ofisinin sunduğu zamansız yağmurlar devam edecek. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. 20 senedir yanına çalıştığım patronumla alacaklarım yüzünden davalık olduk. Mahkeme uzadıkça birbirimizin yüzüne bakamaz hale geldik. Sonra avukat bize bir gün arabuluculuğu tavsiye etti. Vallahi ben sevdim bu arabuluculuğu. Yıllarca mahkemelerin halledemediği şeyi 2 saatte hallediyorsun. Ertesi günde hesabımıza paramız yattı. Mutluyuz. Yani herkese de arabuluculuğu tavsiye ederim yani. Babamdan kalan bir miras meselesi yüzünden abimle küstük. Aramızdaki problemi soranlara açıklamaya utandık. Tam mahkemeye vereceydim. Arabuluculuk diye bir çözüm yolu olduğunu öğrendik. Artık bayram sofralarını hep beraber hazırlayabiliyoruz. Arabuluculuk yoluyla anlaşmazlıkların %87'sinin bir gün içinde çözüme kavuştuğunu biliyor muydunuz? Adalet Bakanlığı. TV 52 dijital platformlarda yerini almaya devam ediyor. DSmart'ın ardından TV 52 şimdi de TürkSat paketinde Digiturk 222. kanalda. Efendim 28 yıllık tecrübe ve deneyimle birlikte toprağın gücünü siz saygıdeğer halkımızla, siz saygıdeğer insanlarımızla buluşturan Klas Ars Ofisi'nin tanıtım bölümünden sizlerle birlikteyiz. Ve çok değerli bir konumuz var. Sevgili Sedat Ünver bizlerle birlikte. Sevgili Sedat'cığım hoş geldin, sefalar getirdin. Maşallah her akşam bir kanaldasın, her akşam bir yerde ayrı ayrı kampanya ve anons yapıyorsun. Seni tebrik ediyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız sevgili Mehmet Akbayır'ın ve Alperen Akbayır Bey'in sonsuz selamları var. Sizlere ve bütün İyi Bordular Derneği'ne, yönetimine. Başkanım siz de alalım araba. Gel. Buyurun. Peki. Efendim, kıymetli gönül dostlarımız, İstanbul'un cazibe merkezi Silivri. Silivri'nin de güzide 2 tane mahallesinden bahsedeceğiz sevgili Mehmet'im bu akşam. Değirmenköy ve Çanta Mahallesi. Değirmenköy'de 300 metrekareden başlayan parsellerimiz. Çanta Mahallesi'nde 250 metrekareden başlayan özel ama bir bölü binliği yapılmış imar içerisindeki yerimiz. Çanta Mahallesi'ndekileri özellikle belediyenin de Silivri Belediyesi'ni de sorgulayabilirler. İmar içerisinde bir yer. Yani bir bölü binliği yapılmış belediye arkadaşlarının birçoğu imar esnasını bilenler bilirler. Orası özel bir yer. Özel bir yer tabii. Özel parseller. Yani her an imara açılacak bir bölge orası. Değirmenköy 300 metrekareden başlayan parsellerimiz. Her iki bölgede E5'in ve E6'nın tam ortasında kalan bir bölgeden bahsediyoruz. Yine Değirmenköy fabrikalarıyla, iş alanlarıyla ünlü bir bölge. Çorlu Havalanı'na 6-7 kilometrelik bir mesafede, Silivri Denizi aşağı yukarı yine aynı şekilde 5-6 kilometrelik bir mesafede muhteşem bir bölge, doğasıyla harika bir bölge. İnşallah bir gün hep beraber İyi Ordular Derneği'ni ve Gazimapaşa Ordular Derneği'ni sevgili ablacığım götürürüz. Orada hem tertemiz hava almış olurlar, muhteşem bir havası var ve gözünüzü kapatın, orduya gittiğinizi düşünün. O kadar güzel bir alandan bahsediyoruz. Şimdi anlatmak kelimelere yetmez. Ben sorular sorabilir miyim? Sorularınız varsa ben sorayım tabii. Neden Silivri, Değirmenköy, Çanta? Neden sevgili, Trakya bölgesi? Sevgili Mehmet'im, İstanbul'un dedik ya parlayan yıldızı. İstanbul biliyorsun bu taraf doldu artık. Boş yeri yok yani. Binalar bina üstüne artık 40 yıl 50 katlı binalar yapılıyor. Çünkü alan olmadığı için. İşte o bölge inanılmaz muhteşem bir bölge. İleride bundan sonraki yıllarda İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden bir tanesi olacak. Avrupa'dan girdiğin zaman İstanbul'un ilk ilçesi. Ve Çerkezköy'deki organize sanayi biliyorsun. Avrupa'da birinci sıraya geldi. Evet. Hemen. İnanılmaz derece bir sanayi bölgesi kuruluyor. İstanbul içerisindeki fabrikaların ruhsatları bittiği zaman bir daha ruhsat vermiyorlar. Olduğu gibi o tarafa yönlendiriyorlar. Dolayısıyla iş olanakları çok kolay için oraya gidiyoruz. Ulaşımı son derece kolay. Beylikdüzü'ne giden metrobüs biliyorsun 2018 yılının sonuna kadar Silivri merkeze kadar gidecek. Evet. Yine Değirmenköy ve Çanta Mahallesi'nde bu geçtiğimiz yıllarda yıl Cumhurbaşkanımız tarafından temel atılan Çanakkale Köprüsü'nün otoban yolu yine o bölgeden geçiyor. Ya anlatmakla bitmeyecek faaliyetleri, sosyal donatı alanları, güzelliği, doğası muhteşem bir bölge. Sevgili Sedat, Klas Ars Ofisi'nin yapmış olduğu bu satışlar, bu kampanyalar, evet. Satış demeyelim yani insanlarımızı aslında kazandırmaya davet etmesi, 28 yıllık bir tecrübe olarak neden bu kadar cazip, neden bu kadar ucuz?
Bunu da vatandaşlarımız ve izleyenler hemen merak ediyor. Onu söyleyelim. Şimdi bizim fiyat vermedim henüz daha. Vermedin. Vermedim. Ama yani takip edenler verelim. Biliyor. Şu an alt bantta var zaten evet. Fiyatlarımız ama verelim biz yine. Ordu'nun Güzide kanalı TV52 özel bizim kampanyamız var biliyorsun. Hı hı. Ben de perşembe akşamları yapıyorum. Salı günü sevgili Kenan evet. Kardeşim yapıyor. Cuma günü Cemal kardeşimiz yapıyor. 52 özel fiyatlarımız 29.900 lira. Değirmenköy'deki 300 metrekareden başlayan parsellerimiz 29.900 lira. Evet. Bu sadece 52 özel fiyatlardır yalnız. Bunu kesinlikle ama kesinlikle laf olsun diye söylemiyoruz. Başka bir kanalda bu geçerli değil. Ve sevgili Mehmet'im eşdeğer fiyatlara inanın baksınlar. Diğer firmaları internete açıp baksınlar. O bölgede 300 metrekare yerler şu anda 40-45 lira civarından gidiyor. İşte senin biraz önce sormuş olduğun gibi insanlar soruyor bize. Diğer firmalar 40 liraya 45 liraya yer verirken sizler 29 bin liraya 30 bin liraya nasıl veriyorsunuz? Evet. Ama bizim farkımız burada öne çıkıyor. Nasıl öne çıkıyor? Biz bu işin fabrikasıyız. Ağlara indirim var mı ağlara? Var tabii ki. Ağlara özel indirim olmaz olur mu? Ağam dedik ya 28 yıllık aslında biraz da eksik söyledim. Bu sene 30. yıla girdik. 30. yıla girdik. Biz alıştık. Biz 28'de. Bu işin fabrikasıyız. Nasıl fabrikasıyız? 11 tane ufaklı büyüklü asla firmasında biz toptan yer veriyoruz. Yani toptancılık mı yapıyoruz? 88 yılından bu tarafa bu işin imalatını yapıyoruz. Ha, böyle biz kendi yerlerimizi satıyoruz. Komisyonculuk yapmıyoruz. Dolayısıyla buradan aldığımız her para bizim kendi cebimize giriyor. Hmm. Çıkan her para da cebimizden çıkıyor. Yani bir başkası vatandaşın arsasını alıp üzerine koyup emlakçılık yapmıyoruz. Biz kendi yerlerimizi sattığımız için kar marjlarını düşük tutuyoruz. Ve yönetim kurulu başkanımız diyor ki burada her vatandaşımız çoluğuna çocuğuna ufak da olsa bir yeri alsın. Yatırım yapsın. Yatırım yapsın. 300 metre derken sadece 300 metreyle sınırlı değil bunlar Mehmet'im. Bundan söylerim. 300 metreden başlayıp ucu açık. Fabrika arazileri, köy kuranlar mesela Tokat'ın bir köyü köy kuracak. O kadar büyük bir yer aldılar. Vay. Evet yani buradan Tokat biliyorsunuz Ordu Tokat 1000 kilometre aşağı yukarı. Gidip gelmek zor oluyor diye vatandaşlar köylerinin yerleşim yerinin büyüklüğünde buradan yer aldılar bu bölgeden. Tamamıyla köyü buraya kuracaklar evet. Tokat'ı boşaltmıyorlar. Tokat'ı kesinlikle boşaltmıyorlar ama senede diyorlar iki defa üç defa da olsa gidip sılay rahim yani her zaman gidip gelinmiyor ama o bölgeye gidip Tokat'taki yapının doğal yapının aynısını burada yapma evet. Planları var. Peki Sedat ben sorular sorayım ki daha iyi anlaşılsın tabii. Hem izleyenler açısından. Efendim benim aracım var. Belli bir peşinatım var. Evet. Param yetmiyor ama Klas Arsa Ofisi de müşteriye göre ayarlama, hemen, ödeme ayarlaması hemen yapabiliyor. Hemen bunlarla ilgili bilgi sevgili rica etsem. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim ödeme planımız normalde yarı peşin yarı taksit. Evet. Biliyorsun yarı peşin yarı taksit. Değirmenköy'deki yerler dedi ki 30 lira. Bu arada çantadaki yerin fiyatını da söyleyelim. Evet. Açsınlar televizyon kanallarını seyretsinler. Bu böyle falan değil. Aynı bölgedeki yerler 79 bin lira 80 bin lira. Ama biz burayı da 49.900 liraya veriyoruz. 250 metrekare olan bir yeri. Ve burada ayrı bir kampanyamız daha var. 52'den aradıklarını söylesinler. Zamansız yağmuru, evet. Yağmurları seyredip derlerse töy örgü içerisine alıp sattığımız yerin içinin ağaçlandırmasını da yapıyoruz. Yeşilini de biz bunu koyuyoruz. Bunu da hediye veriyoruz. Artı tapu masraflarını da biz ödüyoruz. Ödeme planlarına gelince her iki yerle de ilgili. Ödeme planlarımız normalde yarısı peşin, yarısı taksit. Ama diyelim ki 50 bin liralık bir yer alacaksınız, 25 bin lira peşinatı var. Siz geldiniz yeri beğendiniz ama yok 25 bin liranız yok. Zaten paranız olsa gider değil mi? Peşin tabii alırsınız. Yani peşin alırsınız. 25 bin liranız yok ne yapacağız? Sizi geri göndermiyoruz tabii ki. Öyle bir yönetim kurulu başkanımız var ki sizin yüzünüze baktığı zaman inanın yani sizin birçok insan geliyor biliyorsunuz çünkü. Bu versem öder mi ödemez mi kesinlikle öyle bir şey yok. Çünkü bizde senet yok, kefil yok, ipotek yok, banka kredisi yok. Hiçbir şey istemiyoruz. Sadece sizin bir sözünüze veriyoruz yeri. Ya yani bir sözünüze tapunuzu elinize teslim ediyoruz. Bir tek kuruş almadan. Burada ne yapıyor yönetim kurulu başkanımız? 25 bin lira yok da peşinatınız 10 bin lira var. Evet. Veriyoruz 10 bin lira da veriyoruz. Yani peşinatınız neyse veriyoruz. Gelen müşteriyi kesinlikle geri çevirmiyoruz. Yeter ki niyetiniz gerçek anlamda arsa olmak olsun. Peki Sedat'cığım aracım arabayı sormuştunuz. Evet. Arabayı hemen söyleyelim. Arabanız var kış geldi. Bakım yaptıracaksınız. Kışlık bakıma gittiğiniz zaman lastikleriydi, kışlık bakımıydı. O araba size 5-6 bin lira masraf çıkardı. Aynen öyle. Aynen öyle. Götürüp satacaksınız. Ağam yeni masraf yapmış arabaya belli kafaya salladığından. Aynen biliyor. Ağam götürdün arabayı da galeriye verdin. 5 bin lira da galeri kesecek doğal olarak. 30 liralık araba geldi size 20 liraya. Evet. 10 lira zarardasınız. İşte ne yapacaksınız böyle durumda zarar etmemek için? Getireceksiniz Klas Arsa Ofisi'ne. Arabanız 30 lira değeriyse hiç cebinizden bir kuruş para çıkmadan üzerine biz de 1000 lira ilave yapacağız. 31 lira arabanızı sizden teslim alacağız. İyi mi? Çok iyi. Kaybımız yine yok. Burada sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, vakıflara, federasyonlara, bütün STK'lara inanılmaz derecede indirimler yapıyoruz. Çok iyi biliyorsun.
Hep STK'ların yanındayız. Aynen öyle. STK'ların her türlü organizasyonlarına yanlarında oluyoruz. Bizleri tercih ettikleri takdirde, bizden yer aldıkları takdirde onların pikniklerinde, kahvaltılarında, yemeklerinde yapmış oldukları bütün organizasyonlarda destek oluyoruz. Sırtımızı evet. veriyoruz onlara. Çünkü bugün ablacığım biliyorsun artık dernek başkanlığı yapmak inanılmaz derecede zor İstanbul'da. Üye aidatlarıyla alıp da herhangi bir etkinlik yapmak mümkün değil. Dolayısıyla burada sponsorlar ön plana çıkıyor. İşte bizi her istediğiniz anda biz klasar savaş olarak 7 gün 24 saat telefonlarımız açık. Sedat, yönetim kurulu merakım, başkanımızdan, yönetim kurulu başkanımızdan en alttaki kademedeki arkadaşımıza kadar son derece uzman bir kadroyla çalışıyoruz. Donanımlıyız, tecrübeliyiz, eksiğimiz yok, biliyoruz. Vatandaşın bizden ne istediğini de biliyoruz. Bizleri vatandaşa da ne istediğimizi anlatmaya çalışıyoruz. 0212 397 17 27 bir çağrıtmaları yeterli. Sorun var. Hemen zamanımız tükeniyor. Yurt içinden ve yurt dışından bizleri çok izleyenler ve arsayı hemen almak oraya isteyenler. Gidelim. Dünyanın neresinden olursa olsun. Ve bir de dünyanın yurt içi ve yurt dışı diyorum. Uzayı saymıyoruz. Evet. Bir de şey var. Mesela bu tapuyu alana kadar Klas Arsa Ofisi'nin bir ayrıcalığı var. Hemen söylüyoruz. Bu üç soruya cevap alalım. Dünyanın neresinden olursa olsun sadece Türkiye değil bakın İstanbul demiyoruz. Türkiye içerisinde ve Avrupa'dan. Aradınız. Dediniz ki biz gelmek istiyoruz. Geldiniz, araziye gittiniz, gördünüz, beğendiniz, aldınız. Bizden arsayı aldığınız anda tapuyu aldığınız gün ne kadar masrafınız varsa ulaşım masraflarınız, konaklama masraflarınız hepsini biz karşılıyoruz. Klas Arsa Ofisi'nden. Klas Arsa Ofisi'nden biz karşılıyoruz. Süremizin sonuna geliyoruz. Efendim bir şey aratmaları yeterli. 0212 397 17 27 arayın. Florimetrobüs duranın karşısındaki ofisimize muhakkak gelin bir çayımızı içelim. En azından fikir alışveriş yapın. Bu konuda uzman derecede önemli olan yönetim kurulu başkanımız 4-5 tane belediyenin de emlak danışmanlığını evet. ya gayrimenkul danışmanlığını yapıyor. En azından fikrini alın. Diyoruz bizlere bu zamanı verdiğiniz için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha Eyüp Ordular Derneği'ne iyi eğlenceler diyorum efendim. En kötü gününüz böyle olsun. Klas'tan alırsanız bir arsa ne derdiniz kalır ne tesadüyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun efendim. Hikayeler var. Bazen evinizde, bazen de mahallenizde. Bu memleketin sesi, bu memleketin nefesi olacağız. Yeni günün ilk saatlerinde güne birlikte başlıyoruz. Yaşamış olduğumuz bu güzel şehirde hayatı birlikte paylaşıyoruz. Karşılayacağız. Hayatı, sevgiyi, umudu paylaşacağız. Haberleri aktaracağız. Yeni günde sizlerleyiz. Klas Arsa Ofisi'nin sunduğu zamansız yağmurlar.
Orası doluydu. Evet. Evet kıymetli misafirler, şu anda TV52'de Zamansız Yağmurlar programında reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vallahi başkan evde gibi davranıyorsun yani, böyle rahat. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Yani opera şefi gibi böyle. Aldın sazı eline gidiyorsun, dur bakalım. Evet, reklamlardan sonra yazıklar olsun sana klibiyle girdik efendim. Şimdi sırada ne var? Tabii ki canlı yayınımız var efendim. Sosyal medya hesabımızdan canlı yayınımız var. Şimdi o yayını gerçekleştireceğiz ve ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, başlatalım bakalım canlı yayınımızı. Evet, zayıf ağ bağlantısı diyor. Niye zayıf abi? Evet, internette bir sıkıntı var. Şimdi bunu ben hemen ne yapacağım? Böyle kendi paketimizi açacağız. Kendi paketimizi açacağız. Yedekten kullanacağız efendim. Demokrasilerde ne bitmez? Çare bitmez. Çare bitmez. TV52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı 3969'dan bizlere gönderiyorsunuz. Mesajlar iyi, birazdan mesajlara bakacağız. Bakalım efendim, şimdi tekrar bir deneyelim. Bağlanıyoruz. Abi sen, telefon durmuş ya. Vallahi yok, telefon durma değil. Donmuş. Donmuş değil mi? Paketi bitmiş. Paket bitmez bizde de. ne olmuş bu telefona? Format atacak evet, bir şey de yok abi. Telefon sorunu çözebilecek evet, olan kişi varsa. Telefon sorununu çözecek bir yetkili servis arıyoruz yanda. TV52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra. TV52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı 3969'a gönderiyorsunuz. Ben birazdan bunu çözeceğim efendim. Merak etmeyin siz. Bizim cazibemize dayanamadı. Gitti. Oluyor böyle şeyler, oluyor. Canlı yayın efendim. Biz program öncesinde ne yapacağız, ne edeceğiz diye karar vermiyoruz netice itibariyle. Ama oluyor bunlar netice itibariyle. Olması da gayet doğal. Evet ağam, biraz önce programdan önce bana dedin ki ben bundan sonraki süreçte emekli olacağım falan filan diye bir şey söyledin. Evet. Artık elimi ayağımı her işten çekeceğim ve... Yaşlandık artık, yeterli. Yaşlandık diyorsun. Ben bütünlüğüyle STK'ların içinde olacağım falan mı dedim? Bir şey dedin galiba. Evet. Öyle bir şeyler oldu. Şimdi sonra inşallah daha sık görecekler bizi. Neden öyle bir karar aldınız? Başkan emekliliği yapacağız şimdi durdan daha ne yapacağız? Yani emekli olup torun mu seveyim diyorsunuz? Evet. Peki STK'ların içerisinde olmak nasıl bir duygu yani? Vallahi Mehmet Bey, gerçekten çok iyi bir şey yani. Değil mi? Çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey yani. Çok güzel herkese cevaplar veriyorsun. Yani çok güzel cevaplar veriyorsun abi. Çok evet, iyi bir şey. Çok iyi bir şey yani. Herkese bunun da önü ve arkası yok yani. Yok yani. Çok iyi bir şey diyorsun abi. Bırakıyorsun. Evet. Çok iyi bir şey. Yani hiç beni yormuyor. Bir de lafı alabilsem ağzından. Yengeye soracağım, yengeyi ilk gördüğüm zaman. Kazım abinin ömrüne ömür kattın. Bu yani yengeyle alakalı bir şey zannediyorum. Sen hiç yormazsın insanı. Yok. Kimseye zahmet yok abi. Böyle bir adam lazım her eve. Yani yok, var, evet. Şimdi, böyle bir adam lazım. Kazım abi, biz derneği boşuna mı aldık? Bu yüzden aldık. Çok konuşmuyor diye mi? Kazım abi az konuşur, öz konuşur. O zaman... Zaten kendi belli etti. Ağayım para bende dedi. Bütün derneklerde varım dedi. Öyle mi ağam? Yanındayım dedi, yürü dedi. Yanındayım, yürü dedi. Yanındayım dedi, yürü dedi. Evet abi. Para benden dedi, icra senden dedi. Harika bir insan ama gerçekten. Ben de sağ olsun. Gerçi bütün yönetmek arkadaşlarımız da aynı şeyi söylediler ama. Başkan, yani... dernekçiliğin asıl önemli noktası, yani hep böyle es geçtiğimiz, unuttuğumuz bir yer var aslında. Bir derneğin maddi gücü ne kadar iyiyse o kadar güçlü oluyor şeyde. Hizmetleri de, faaliyetleri de. Şimdi tabii siz soracaksınız ki bize söyleyelim. Sordum, buyur. Şimdi dernekler tabii ki neyle faaliyet yapar? Parayla faaliyet yapar. Bir de bizim de derneğimizde biz kuruluştan beri üyelerimizden aidat almayan bir derneğiz. Bir kuruş aidat almıyoruz. Giderlerini yönetimdeki arkadaşların desteğiyle karşılıyoruz. Yani yapmış olduğumuz, Eyüp'le yapmış olduğumuz faaliyetlerin %95'ini yönetimde olan arkadaşların destekleriyle, katkılarıyla yapıyoruz. Bunun yanında tabii belediyemiz de bize desteği var. Ben hatta buradan Eyüp Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu akşamki finansörümüz, yani araç finansörümüz Eyüp Belediye Başkanımız tahsis etti. Biz belediye başkanımızla birlikte hareket ettiğin zaman yapamayacağın, üstesinden gelemeyeceğin bir iş olmuyor.
Hani Eyüp'teki birçok etkinliğimizi işte ağamızın, yönetmek arkadaşlarımızın, yine Ordulu olan Eyüp'te ikamet eden birçok iş adamımızın, müteahhitimizin destekleriyle yapıyoruz. Ben hepsine buradan teşekkür ediyorum. Yani derneğin bir geliri yok. Derneğin geliri sadece üyelerden aidat alırsan. İşte burada en büyük iş kime düşüyor? Başkana. Paranın fazlasını başkan harcar. Bu bir gerçek. Zamanın fazlasını başkan harcar. İşte dedim ya, dernekçilik gönlüne dayalı, yani gönlüne dayanı bir iş. İşte zamanın gider, paran gider ama yaptıklarınla iz bırakırsın. Evet. Yani önemli olan da o izi bırakmak. Ya ben inanıyorum ki Eyüp'teki derneğimiz birbirinden güzel, yönetmek arkadaşlarımız. Tabii bizim yönetimimizde dernek başkanlarımız da var. Yine Mesuliyet Çavdar Dernek Başkanımız Ramazan Ünver de bizim Eyüp Ordular Derneğimizin yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcısı. Yani bizim derneğimiz tek başına hareket etmiyor. Yani Eyüp'te yoğun olarak bir nüfus Mesudiye ve Perşembe. Eyüp'teki yoğun nüfus. Hı hı. İşte ondan sonra öbür ilçelerimizin nüfusları geliyor. Ya biz burada katılım bazında bir etkinlik yaptığımız zaman Eyüp'te daha çok Mesudiye ve Perşembeliler öne çıkıyor. Öbür ilçelerimizde katılım oluyor ama çünkü Eyüp'te 3-4 tane Mesudiye derneği var, 3 tane Perşembe derneği var. Ve biz derneklerimizle de birlikte hareket ediyoruz. Paran varsa etkinlik yapabiliyorsun, paran yoksa etkinlik yapamıyorsun. Yani bireysel olarak da yaparsın. Ama büyük etkinlikler destekle, el birliğiyle yapılıyor. Yani burada yönetim kurulu çok önemli. Evet, yönetim kurulu önemli, para önemli. Da önemli. Arkanda durması önemli. Yönetim kurulunun arkanda durması için de başkanın biraz fedakar, cevakar mı derler, olması lazım. Yaptıkları işi doğru iş yapması lazım. Şimdi Eyüp'te biz 13 tane çocuğumuza burs veriyoruz. Arkadaşlar, yönetimde arkadaşlar haberi var mı? Yok. Yani derler ki bir elin verdiğini bir el görmeyecek. Sadece iş adamlarımızın katkılarıyla biz onları buluşturuyoruz. Bu Eyüp Ordular Derneği bu öğrencilerimize vesile oluyor. 13 tane öğrencimiz burs alıyor. Ayda 150 lira. Bu tabii üniversite okuyan öğrencilerimize. Buna vesile olan Eyüp Ordular Derneği. İşte Eyüp Ordular Derneği nereden oluşuyor? Yönetimle oluşuyor. Üyeleriyle oluşuyor. Ben buradan bu bursu veren iş adamlarımıza, çünkü ismimizi bir de kullanmayın diyorlar iş adamlarımız. Gerçekten mütevazı bir insanlar. Bizim diyorlar adımızı kullanmayın. Biz öğrencinin hesabına parayı yatıralım. Bize dua etsin yeter diyorlar. Biz işte Eyüp'teki bütün işlerimizi bu şekilde hallediyoruz. Evet, zamansız yağmurlarda demokrasilerde çare tükenmez. Canlı yayın ben yapacağım. Yapacağım yani. Sen yapınca kadar o zaman bize... Yok, yapıyorum. Hemen tamam, başlıyorum abi. Merak etme sen. Başlıyorum. Neredeyiz şu anda? Canlıyız. Efendim, hepinize mutlu geceler şu anda. Zamansız Yağmurlar Instagram hesabında canlı yayındayız. TV52 stüdyolarındayız. Gerçekten canlı yayındayız yani. Görüyorsunuz. Eyüp Ordular Derneği yönetim kurulu üyeleri burada. Alkışlar bir gelsin bakalım kıymetli dostlar. Eyüp Ordular Dernek Başkanı Şenol Gündüz, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve A. Kazım Alakurt ve Türk Halk Müziği sanatçısı Ezel Kalender bizlerle birlikte. Evet Sayın Başkan, neler söyleyeceksin? Ben bu akşam bizlere yalnız bırakmayan önce gerek ekrana başında gerek burada olan hemşerilerime, seyircilerimize teşekkür ediyorum. Tabii uzun bir aradan sonra tekrar Zamansız Yağmurlar'da bir araya geldik. Evet. Zamansız Yağmurlar'ın yaptığı hep zamansız şeyler var ya. Biz de zamansız geldik biraz. Biraz rahatsızlık var. Öksürük de var. Ben hemşehrilerime Zamansız Yağmurlar'ı yalnız bırakmasınlar diyorum. Eyvallah. Teşekkür ama, ediyorum. Her tarafta Zamansız Yağmurlar, az önce de programın başında da söyledin. Eğer Zamansız Yağmurlar Fransa Lyon'da izleniyorsa, seyrediliyorsa demek ki Zamansız Yağmurlar aşmış bazı şeyleri. Yani yerelden genele doğru gidiyordur. Biz de her daim Zamansız Yağmurlar'ın, zaten kendisi de halamın oğlu,
Yanındayız. Abi kes artık yeter. Kazım Başkan. Kazım abi merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk yavrum, sağ olasın. En çok sevdiğim adam tipisin. İnan bana, en çok sevdiğim adam tipisin. Bizleri izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Adam ya. Kanki, Eze Kalender. Evet sevgili kankim, Zamansız Yağmurlar'dayız. Senin programındayız. Çok güzel, enerjik bir program. Bizi izleyen herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Abi kimde bir Zamansız Yağmurlar'da çözüm olmaz diye. İşte çözüm var burada. Görüyorsunuz muhteşem bir ordu var burada. Tribündeki alkışlar buraya gelsin efendim. Buraya gelsin ve burada izlensin efendim. Bizleri şu anda bu hesaptan takip eden tüm dostlarımızı TV 52 ekranlarına bekliyoruz. Ve hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Yayını buradan bitiriyoruz. Kalpler gelsin bakalım. Herkes buradan yazıyor. Buraya kimse bir şey atmıyor. 39-69'a. Bu da enteresan. TV 52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajları yazıp 39-69'a gönderin. Şimdi mesajlara okuyacağım. Bunu da bitirdik efendim. Bu da bitti. Yani bize yapamaz falan diye bir şey yok yani. Biz yaparız yani. Yeter ki yapmak istesin insanoğlu. İnsanoğlunun elinden hiçbir şey kurtulmaz. Yeter ki yapmak evet. istesin. Sevgili Ezel'cim sen biraz hazırlan, hangi eser gelecek ona göre. Ben de birkaç mesaj okuyayım. Okuyalım diyorum artık arkadaşlar. İki gözüm, iki gözüm, iki gözümü hazırlayın çocuklar. İyi yayınlar Ankara Keçiören'den Akkuşlu Kamil Özdemir. Ezel Hanım'dan Ordu'nun Gülü Müsün türküsünü istiyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı programlar Mehmet Bey. Ben Ordu Çatalpınar Güneyce Köyü'nden Mustafa İnceyol. Sizden Ezel Kalender'den İki Gözüm şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim, birazdan gelecek. Sağlık durumumdan dolayı orada olamadım. Mehmet kardeşim, program süper. Şenol Başkan'a, ağamız Ezel Hanım'a ve tüm konuklara sevgiler. Cemalettin Mercan mesajlarını iletmişler. Perşembeliler Dernek Başkanı. Selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Selamlar. Perşembeliler Dernek Başkanımıza. Mehmet Bey hayırlı akşamlar. Ben Samsun'dan Yeni Pınarlı Biliç. Programında başarılar dilerim. Eyüp'te bulunan eniştem Adem Dere'ye selamlarımı iletiyorum. Ayrıca Zalim Yulo ve diğer akrabalara da selamlar. Eyvallah. İyi akşamlar. Konuklarınızı severek izliyoruz. Ezel Hanım'ı çok seviyoruz. Ordu'nun derelerini istiyoruz. Ali Gündüz ve ailesi mesajlarınızı aldık ve isteğiniz yerine geldi. Yeşilköy Balık ailesi Erol Yılmaz, sizin programınızı keyifle izliyoruz. Tüm konuklara sevgi selam sunuyorum. Bu adam benim babam, çalarsanız sevinirim demişler. Orkestra olsaydı çalardık. Evet ama bizi izliyorlar. Gelin evet. kendine mesaj atla. Yeşilköy'de selam. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey programın hayırlı olsun. Tertibim Şendoğan Başkan'a selam. Akkuş'un gürgenlerini çalar mısın demiş. Şendoğan kim? Burada ikinci ismim. Kendi kendine mi attın? Kaç yok. İsim var? Mesajı da sen mi attın yoksa? Ben mesaj atmam. Şimdi köyde rahmetli büyükannem Şendoğan diye isim takmış. Ama resmi ismim Şenol. Köye gittim Şendoğan. İstanbul'a geldim Şenol. Baya ben bir şey anlamadım. Ben hiç modern şey olmuş, anlamadım. Modern. Evet, Ordu Perşembe İmeşli Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Eyüp Ordular Dernek Başkanı Şendoğan Başkan'a. Biz kimi konuk ettik? Yanlış kişiyi. Sevgili Ümit, bu arkadaşın kimliğine bir bakar mısın? Yani biz doğru başkanı mı burada konuk ediyoruz? Şendoğan diye birinden bahsediyorlar. Kimdir, abi nedir? Yani kimliği bir görelim. Başkana selam, Akkuş'un gürgenleri, eyvallah. Eyüp Ordular Başkanı Şendoğan Başkan'a başarılarının devamını dileriz. Konuklarınıza selamlar. İmeşliler Derneği, Allah Allah. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Başta Mehmet Bey olmak üzere Zamansız Yağmurlar ekibine, Ordular Dernek yönetimine başarılar dilerim. Mesudiye Pınarlı Köyü'nden Seyhan Başaran mesajlarını iletmişler. Teşekkür selam ediyoruz. Selam olsun. Evet, artık beklenen o istek eseriniz dinleme vakti. Ondan sonra tribüne bir gideceğim efendim. Sizler bu güzel eseri izlerken mesajlarınızı da TV 52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı 39-69'a gönderiyorsunuz. Ve artık bir dönemler yapmış olduğumuz o güzel programın hem jenerik müziğiydi hem adıydı. Bütün hasretlere, bütün güzel yürekli dostlara ve sevda yürekli gözlere Ezel Kalender'den iki gözüm.
Hocam. Yani ben bundan sonraki süreçte programı buradan sürdürmeyi hedefliyorum. Buradan oraya daha güzel görünüyor ya. Yani oradan bu tarafa bakınca bir başka oluyor. Buradan, buradan güzel, oraya bakınca oradaki güzel insanları görmek burada da güzel gözüküyor. Abi biraz tribünlere oynamak istiyorum. Halkın içinde olmayan sunucunun da sanatçının da hiçbir yeri yok. Halkın içinde olmak kadar güzel bir şey yok. Katılıyorum kesinlikle. O kadar yalakalık yaptım. Ha, bu alkış bu kadar iyiydi ya. Adama bak, yanımdaki adamın alkışına bak. Abi hayırdır? Başkanım beğenmediniz, nazar değmesin diye böyle yaptım. Öyle mi ya? Evet. Ondan mı? Teksin diyor yani. Bir göstersene bir daha. O demek teksin demek. Bundan ses çıkmıyor. Abi mikrofonu ele tut. Siz duymuyorsunuz başkanım. Duydun mu? Duyuldu. Galiba duyuldu. Evet. Mikrofonu vereyim size. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Oo. Nezahat Hanım var burada. Nezahat Hanım buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün bizleri de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eyüp Ordular Derneği adına geldik buraya. Tabii sevgili başkanımızla iki dönemden beri beraberiz. Ordular Derneği'nin genel sekreterliğini yapıyorum. Aynı zamanda Gazi Osman Paşa Ordular Dernek Başkanlığı'nda yürütmekteyim. O da 1,5 yıl oldu yaklaşık. Arkadaşlarıma ben buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ben sizin hepinizin vaktinizi almak istemiyorum. Bizi buradan izleyen çok kıymetli akrabalarım varmış. Telefon açtılar, tabii bildirdiler. Onlara öyle sevgilerimi, mi? Selamlarımı gönderiyorum. İzliyorlar mı? İzliyorlar, evet. Kaç kişi? Ya sayı söylemeyelim ama izliyorlar. 3 kişi. Hayır. Onun için mi zahmet çekiyoruz biz burada? Sosyal medyadan takibimi yapıyorlar. Sağ olsunlar bütün ordularımıza, mesudiyelerimize, bütün İstanbul'daki ordulara, nereden varsa yurt içi ve yurt dışı bütün büyüklerimize de sevgilerimi, selamlarımızı iletiyoruz. Ben hayırlı akşamlar diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel bir program başkanımızla beraber. Yola devam diyoruz sonuna kadar inşallah. Of Allah'ım of. 3 kişi için mi ben zahmet çekiyorum buradan? Verelim, abla ben 3 kişi için mi eziyet çekiyorum burada? Yani sosyal medyadan 3 kişi beğenmiş mu? Yani. Olur ya mu? Lütfen ama ya ben baktım yani. Orada baktım gördüm ben. 3 kişim ya. Üç kişi. Öyle mi? Nerede baktınız? Allah aşkına yani nerede izleyenler baktın, bir mesaj atsın. Ve sen ben... senin Facebook hesabında baktım. Bak. Zaten onun gördüğü 33 kişidir. Ne 333 olmasın. 333 de olabilir. Ben yanlış gördüm yani. Yanlış görmüş olabilirsiniz. Tamam haklısın abla. Senin nur yüzün var ya burada. Hiç izlemeseler de o yeter, boş ver. Çok önemli. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ver bakalım şu alkışı yapan beyefendiye. Veriyoruz. Oh. Bakalım Mesudiye'de hemşerime vereyim. Ne yapacak? Nasıl Allah'ım ya Rabbim, sağım solum Mesudiye'li. Bu ne ya? Ünyeli. Ha bu Ünyeli. Coşkun Ateş, Ordu Mesudiye Üçyol Köyü'yüm. Ne? Ordu Mesudiye Üçyol Köyü'ndenim. Üçyol beldeydi değil mi daha önce? Mahalleye düştü başkanım. Vallahi mi? Evet. Olsun, sağlık olsun. Güzel bir yer. 84 yılından bu yana Eyüp'te oturuyorum. 2009 yılında kurmuş olduğumuz yerden, 2013 yılında bıraktığım yerden, 2017 yılının sonlarında tekrar başkanımın ısrarıyla geri döndüm. Diyorlar ki derneğimizin... Sen şunu dedin geçen yalnız, ben duydum onu. Gidişim sessiz olmuştu ama dönüş... Benim mikrofonum var. Gidişim sessiz olmuştu ama dönüşüm muhteşem oldu dedim. Bir de hamsi ızgarası verdin. Doğrudur başkanım. Doğru mu görmüşüm, doğru mu algılamışım? Efsane geri döndü diye Twitter'lerde mesajlar bol geliyor. Herkese teşekkür ediyorum. Efsane. Öncelikle Eyüp Ordular Derneği adına bizlere bu fırsattan 52 Ordu TV'ye ve Zamansız Yağmurlular Mehmet abime yanında oturuyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok buradan şanslısın. Tüm dünyadaki ordulu hemşerilerime, seyreden seyretmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Seyreden ediyorsun. Seyretmeyen yok. Edenler de duysun diye söylüyorum bana. Ha. Edenler etmeyene söylerse bir elin kulağı var. Ha. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diye bir tabir vardır. Bunu beyan etmek istemiştim. Ben fazla uzatmadan sözü size takdim ediyorum. Zaten yeterince uzattın. Ya uzatmadım başkanım. Ya. Sayın başkanımızın yarısı kadar olmuş. Yani, yani olmadı. Neyse ama olsun bakalım. Bir dahakine daha iyi olur. Ha, sıkıntı yok, problem yok. Dönüşü muhteşem olsun inşallah Coşkun abi. Hoş geldin. Sen şu anda çok şanslı bir adamsın. Değil. Zamansız Mehmet de yan yana oturuyorsun. Evet. Bir yerde çok şanslıyım. Hanım bile benden senin kadar yan yana oturamadı. Başkanım hangisi acaba? Bizde bir tane var abi. Evet, Ünyeli. Üç yola sataşırsan bu işin ucu mahkemeye kadar gider. Hiç sesimi çıkartmıyorum abi. Abi böyle döneyim arkama.
Nedim Sarı, Eyüp Ordular Derneği'nde başkan yardımcısıyım. Biz 2018'in ilk programına bizlere konuk ettiğiniz için deneme şahsım adına size teşekkür ediyorum. Ayrıca Ordu'da, Ünye'de, Çaybaşı'nda, köyüm Akbaba'da bizleri izleyen, seyreden dostlara, arkadaşlara selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Mehmet kardeşime de bir verelim. Kaan'a verme mikrofonu, Kaan'ı oraya alacağım, yanıma alacağım. İsmim Mehmet Soytürk, Ordu Perşembeliyim. Eyüp Ordular Derneği Başkan Yardımcısıyım ve Teşkilatlama Başkanıyım. Ayrıca de köyümüzün Soğukpınar, yani Ordu Perşembe Soğukpınar Elederesi Derneği'ne başkanıyım. Evet, Elederesi'ne başkanıyım. Bizi buraya konuk aldığınız için tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var mı arkada? Kaan'ı ben yanıma alacağım. Kaan'a verme. Kaan'ı ben en son yanıma alacağım birazdan. Mehmet abi. Şu öbür tarafa bir geçeyim de. Mehmet abi var burada. Mehmet abi, Damla Engelliler Dernek Başkanı Mehmet abim var. Pınarlı köyü de var burada. Mehmet kardeşime ve Eyüp Ordular Derneği'ne teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir akşam oldu. İyi yandım. Ordulu hemşehrilerime buradan sesleniyorum. Derneklere sahip çıksınlar. Derneklere üye olsunlar. Çünkü onların varlığı derneklerin toplumun içindeki yerleri bir olmakla biter. Çünkü biz burada artık İstanbul'da metropol şehirlerde kaybolmak istemiyoruz. Bu dernekler sayesinde bir araya geleceğiz. Birliklerimizi ve kültürümüzü buralarda yaşatacağız. Hepinize ya. Şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Eyvallah. Devam. Oraya. Pınarlı köyü. Kime? Ver abi, bana ver. Allah. Onları almıyor, ben alırım. İkinci. Ya ben alırım yani, hiç sıkıntı, problem yok. Evet, sayın müdürümden başlayalım. Ondan yok, sonra neyse. Ramazan abiye doğru geleceğiz. Ramazan abiye türkü söylesem mi acaba ya? İsmim Yüksel Kaya, Ordu Akkuşlu'yum. 2009 yılında Eyüp Ordular Derneği'mizi kurmuş olduk. O günden bugüne kadar Eyüp Ordular Derneği'nin yönetiminde göreve devam ediyorum. Ayrıca kamu görevlisi olarak çalışıyorum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yaz işleri müdürü olarak görev yapıyorum. Harika. Derneğimizin başkanı Şenol Gündüz'ün başkanlığında Eyüp'te oturan Ordulu hemşehrilerimizin sorunlarını çözüm üretmek için gerek STK'larla, gerekse kamu kurumlarının amirleriyle diyalog içerisinde olup çözümlerini, sorunların çözümüne katkı sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle böyle bir gecede derneğimizin yönetimine yapmış olduğu fırsatları, çalışmaları anlatma fırsatı veren Zamansız Yağmurlar programın yöneticisi siz değerli Mehmet Bey'e ve TV 52 televizyonlarımızın yöneticilerine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Eyvallah abi, teşekkür. Biz teşekkür. Bizleri televizyonların başında dinleyen tüm dinleyicilerimize buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Saygılar sunuyorum. Eyvallah Yüksel abim, teşekkür ediyorum. Evet Ramazan Başkanım. Evet, adım Ramazan Ünver. Sen de bu stüdyoya hiç yabancı değilsin. Evet, biraz aşinalım. Çok geldim gittim bu stüdyoya. Sevgili Sedat Ünver'in evet. Programına birkaç defa konuk oldum. Diğer şeylerde, programlarda seyirci olarak geldim buraya. Yani aile burası gidiyoruz. Bizim ailemizin aile yeri. Evet. Biz Ordu'yuz. Burada bir Ordu kanalı. Ben Eyüp Ordular Dernek yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Müslüye Çavdar Mahallesi Dernek Başkanıyım. Hı hı. Ben buradan ekranları başında bizi izleyen tüm konuklara öncelikle sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hepsine hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün teyzemin oğlu İsmail dayı dedi. Eğer ekranda seni görürsem veya kamera seni çekerse bana el sallar mısın dedim. Ona el sallıyorum. Selam bile söyleriz abi, ne demek? El sallamak ne? Bir de üzünlü bir olay yaşadım bugün. Dayımın kızının Ömze Gay düğünü var. Bugün çeyizi gitti. Onun burukluğunu yaşıyorum. Abi ne kadar mutluluk verici bir şey. Tabii de yani her gün böyle karşıladığı zaman dayı nasılsın falan diye bir tebessümle şey yapardı. Evet. Artık bir ay sonra artık o tebessümlü dayıyı duyamayacağım. Onun hüznü var. Duyarsın. Her Allah zaman herkesin duyarsın. Herkesin gençliğine nasip etsin diyorum. Hem duygusallığı hem mutluluğu bir arada yaşamak evet, çok evet, güzel. Evet. Yeter ki böyle güzellikleri yaşayalım abi. Yani bize de nazik tarifinizden dolayı size ne demek abi, baş tacısınız. Kanalına teşekkür ediyoruz. Baş tacısınız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Baş tacısınız. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Hoş geldiniz. Ne olur. Hayrettin Gündüz var. Yardım. Kim? Hayrettin Gündüz. Hayrettin Gündüz. Nerede? Yok.
Evet, orada yokmuş abi. Benim istediğim bu. Şimdi efendim. Ahmet abi yine ben konuşacağım. Şimdi Ahmet efendim. Onu orada tribünde konuşturmak bir radyo programcısı, radyonun radyodan yetişmiş biri olarak benim terbiyeme, adabıma, edebime yakışmaz. Kendisi her pazar akşamı 18-20 arası Medya FM'de türkülerin türkülere gönül veren, radyoda program yapan çok değerli bir kardeşim. Onu yakın zamanda tanıdım. Birkaç defa da programını dinledim. Sevgili Kaan Yalçınkaya'yı ben alkışlarla yanıma almak istiyorum. Buyursunlar. Kaan, bu sürpriz oldu sana değil mi? Yani böyle evet, bir şey sürpriz oldu. Böyle bir şey hiç beklemiyordun herhalde. Yok, biz alışkın değiliz. Şöyle kameraya bak kardeşim. Kameralara evet. Konuşmaya biz alışkın olmadığımız için biz mikrofon arkasındayız. Evet. Bizim sesimiz sadece sesimiz duyulur. Olsun. Böyle bu akşam da görsünler. Bu akşam da görsünler. Bu üçüncü TV'ye katılım oldu. Hayırlısı olsun. Bundan yani sonra burada değil. Bulunmak güzel. Ayrıyetten Eyüp Ordular Derneği'nde görev yapmak daha da bir güzel. Eyvallah. Bizim de derneğimiz var. Ben orada Aybastalıyım. Evet. Ama bizim derneğimizde bu kadar haşin neşin değilim. Uzağım. Öyle oluyor. Hep yabancıyla yani, zaten muhatap oluyorsun. Aynen. Yani. Ama burada başkanıma selam verdim. İlk Eyüp başkanım. Evet. Hatta başkanımla ben yan yana konuşmak istiyorum müsaade olursa. Mikrofonda elim. Şendoğan'la mı, Şenol'la mı, başkanla mı? Başkanım. Şimdi hangisiyle? Başkanımla diyeyim. Gel bakalım Şendoğan. Ya. Şenol. Bir selam verdim. He, borçlu çıktın. Yok, iyi ki de selam vermişim. Alacaktı mı durumdasın? Baktım orada Ordular Derneği yazıyor. Evet. Bir selam verdim dedim, hani kimdir, kimlerdendir bu Ordular yazıyor ama biz de Orduluyuz sonuçta. Şimdi bir sorayım dedim ve sordum. İyi ki de sormuşum. Buradayız şimdi, başkanımlayız. Başkanımla olmak gerçekten eyvallah, gurur verici. Sizlerle de olmak tabii ki bir... Ey Ordular Derneği yönetiminde sen oradasın, ben oradayım, Ezel orada. Bütün medya... Yani çok güçlü bir dernek. Güçlü bir dernek. Güçlü bir dernek. Yani kısa bir tanışmamız oldu. Bu sene Ramazan etkinliğinde Eyüp'te standlar yan yana. Amasya'yla Ordular yan yana. Hep Erzurum denk geliyordu bize. Bir gün bir akşam Amasyalılar Derneği'ne davetli. Amasyalılar Derneği'ne geliyor. Davetliydim orada. Davetli geliyor. Bitişi Ordular Derneği. Tabii kafayı kaldırıyor, bakıyor Ordular Derneği. Hemen oradan radyonun sahibini birlikte gelmişlerdi. Evet. Dedi abi dedi, ben de burası, bak ben Ordulayım. Burası Amasya, ben Ordular'ın yerine geçiyorum dedi. Tanışmamız öyle başladı. Ben kendisine teşekkür ediyorum. İyi bir arkadaşımız. Biz de... Ben de ona yayın hayatında başarılar diliyorum. Sizlerle olmak gerçekten keyif verici. Bu ayrıyetten demiş olduğum gibi ben Ordu Aybastlıyım. Hiç önemli değil. Ordu olmak çok önemli. Ama derneğimde tabii derneği seviyorum. Derneğe de gidiyorum. Aybastılı kardeşlerimizle de birlikte ol. Her zaman onlarla da birlikte ol. Eyüp Ordular Derneği'nde de olmak gerçekten bir evet, keyif verici. Yalnız ben bir şey söylemek değerli, istiyorum. Böyle yönetimdeki evet, arkadaşlar çok var. Çok keyifli. Ablamız da çok var. Güzel. Ablamız yalnız çok beni transfer ederken bonservisim bayağı pahalıya mal oldu bunlara. Evet. Ezel'den saklıyorum ben o fiyatı. Sakın ha. Ben de senden saklıyorum yalnız. Biz bonservis almadık. Biz bonservisi... Şeye döndü bu. Gel. Ben de senden saklıyordum. Sen de benden mi saklıyordun? Vallahi öyle, ben de senden saklıyordum. Ben bonservis ücretimi o zaman açıklamak istiyorum. Açıklayayım mı? Açıklama. Şimdi ben ne yaptım? Birini önce odanın birisi çektim. Ben ne yaptım diyor. Sen ne yaptığını biliyor musun ki? Dizini dövmeye başladı. Tabii ki kimine transfer ücreti verdiğimizi söylemedik. Ben söyleyeceğim bu akşam. Ya, sürpriz oldu. Söylemem lazım. Yani ben senden saklıyordum. Sen benden, ama Kaan bizden saklıyordun. Terletmeyelim. Terlesin bana ne abi? Ya bir adamın adı Şenol, Şendoğan dernek başkanı oluyorsa ben bunu söylerim ya. Efendim ben transfer ücretimi açıklıyorum. Bir tas dara ekmekle doğranmış yoğurt. Seni neyle kandırdı? Abi sen bayağı bir ucuza gitmişsin. Nasıl ucuz? Ben bir kuru pastayla çay. Kuru pasta çay. Buyur. Kuru pastayla çay. Kuru pasta çay. Evet. Yalnız benimki çok iyiydi ya. Seninkisi hakikaten yaz sıcağıydı ki böyle serin serin. Abi bana da hakikaten mısır ekmeği. O da aramışlar, taramışlar.
Kim vardı burada şu an yok. Kenan Bey de var da. Şu kadarcık bir mısır ekmeği bulmuşlar getirmişler bana. Arabada vallahi. Ezan Hanım siz ona da şükredin. Ben koyun pasta küçük bir pasta. O günden sonra kız ses tellerinden 3 defa ameliyat oldu. Allah korusun. Dar ekmeğe boğazını kırdı kesti böyle telleri. Mısır ekmeğini de veren Ahmet abim çok uğraştı vallahi. Sağ olsun mısır ekmeği. O mısır ekmeğin bir hikayesi var tabii ki, o ayrı bir konu. Hakkını da helal et abi. Bir yana bari yoğurt verselerdi de. Yani, yoğurdu da alacaktık bana, aslında biz giderken de. Bana yoğurdu verdi. Bana dayı oğlu olduğu için torpil bu geçti. Bu akşam hatta öyle bir şey oldu ki programdan sonra geldim biliyorsunuz buraya. Hı-hı. 6 ile 8 He. her pazar akşamı Kanlı hafta sonu keyfi. Burada evet. Reklamını yapalım. Medyakam'da evet. 93. Sıkıntı yok. Kanlı hafta sonu keyfi. Ben medyaya gelince buranın reklamını yapıyor muyum? İnanın bana kek. kek resmi. Kek resmi. Kek resmi yok. Yapıyorlar ama yapıp yaptıklarını gönderiyorlar değil mi resimlerini? Resimlerini yolluyorlar. Kendilerini gönder. Davet ediyorlar ama sağ olsunlar. Hadi bakalım ne? Bu muhabbetin sonu nereye gidiyor? Lahana falan var mıydı? Ama kendisi yoktu. Resmi var. Abi zaten o sosyal medyadan o resimleri görünce ben şey oluyorum. Sosyal Yalnız medyaya gerek yok. Yalnız ben Mehmet abi şurada bir şeye. Evet biz Eyüp Ordular Derneği'ne transfer olduk efendim. Niye transfer bak, olduk? Yine beni kaldırdılar. Biz samimiyete... Doğruluğa, dürüstlüğe, yola çıkıp da yolda bulduklarıyla satmayan insanlarla bir arada olmaktan keyifli olduğumuz için, mutlu olduğumuz için Eyüp Ordular Derneği'ne geçtik efendim. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Çünkü, çok teşekkür ederim. Çünkü yönetim gerçekten harika. Biz yönetim olarak birbirimize sahip çıkan insanlarız. Burada hepsi birbirinden değerli çünkü abilerimiz, ablalarımız var. Her zaman şunu söylüyorum. Yola çıktıklarınızda yolda bulduklarınızı değiştirirseniz kaybetmeye mahkumsunuz diyorum her zaman. Harbiye katılıyorum Ezel Hanım'a. Evet çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ezel seni göndermiyorum. Sen burada dur. Çok teşekkür ederim. Evet Eyüp Ordular. Sağ olun çok teşekkür ederim. Bahçeye gel bahçeyi ayarlarız olur mu arkadaşlar? Bu arada... Alışmıştım ya bende kalsın. Ben alıştıracağım seni buraya merak etme sen. Ben alışmayayım ben. Kaan alıştı şimdi sen. Alış bence alış. Alış. Evet bu arada... Reklama gideceğiz çünkü. Teşekkür ederim. Bu arada Nihat nerede? Evet. Nihat Coşkun efendim. Fatsa Aslan Camii Anadolu Yakası Ordular Dernek Başkanı Nihat Coşkun kardeşim aramızda. Hoş geldin Sayın Başkan. Şimdi ben o tarafa bakıyorum onun ismini söylüyorum. Bu tarafta Akkuşlar Dernek Başkanı Yüksel Mıhçı diyor ki Allah belanı vermesin zamansız. Beni gene görmedin diyor ama seni ben nasıl görmem? Sen şöyle yakışıklı yakışın. Birazdan seni yakışıklı ekrana verecekler kırmızı kravatla beraber. Akkuşlar Dernek Başkanı. Olsa değil mi? Akkuşlar belli oluyor burada. Burada. Abi hoş geldin sefalar getirdin. Yüksel hocam çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sevgili Ezel senin eserinle reklamlara gideceğiz. Tamam. Reklamlardan sonra tekrar Zamansız Yağmurlar gümbür gümbür hiç aralıksız devam edecek. Şiirlerle devam edecek. TV 52 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı 3969'a gönderiyorsunuz. Sevgili Ezel'den güzel bir eser dinliyoruz. Bahçeye gel bahçeye akabinde reklamlara gidiyoruz. Hadi bakalım efendim.
Klasarsu ofisinin sunduğu zamansız yağmurlar devam edecek. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bekliyoruz. TV52 WhatsApp hattı 0546 452 0222. Hacıoğlu Grubun prestij projesi Piraziz Green Park Evleri yükseliyor. 4 artı 1 2 blok 48 daireden oluşan Green Park Evleri Piraziz'de bir yaşam alanından çok daha fazlasını sunuyor. Tüm daireleri muhteşem deniz manzarasına sahip Green Park Evleri, kafeterya, kapalı yüzme havuzu, sauna, kapalı açık çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve asansörle otoparktan daireye çıkma imkanıyla fark yaratıyor. Siz de bu seçkin yaşam için harekete geçin. Green Park Evleri bir Hacıoğlu Grup projesidir. Size Ordu'da bir ilk olacak haberimiz var. Evinizde, iş yerinizde misafiriniz geldi ya da vaktiniz yok. O zaman arayın Bayram Eti, özel hazırlanmış fırın ağzı ve güveç ya da istediğiniz et ürünlerini ayağınıza kadar getirelim. Et çeşitlerini toptan ve perakende, tavuk etinin ve sakatat ürünlerinin her çeşidini bulabileceğiniz Bayram Et'te, kendi kesimhanelerinde hazırlanan et çeşitleri ve şarküteri ürünleriyle Bayram Et, Kuğulu Kent Yolu, Aden Park Düğün Salonu karşısında. Bu arada unutmadan hatırlatalım. Her hafta sonu özel indirimler, özel mangallık ürünlerde Bayram Et'te sizi bekliyor. Bayram Et telefonlarımız 0452 212 3852 0530 132 3852. Antibiyotik, ağrı kesici, ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın. Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin. Garipler Mühendisliğin prestij projesi Azak Tower, Şahincili Mahallesi'nde yükselmeye devam ediyor. 6 blok, 232 daireden oluşan proje, kazık temel, yüzme havuzu, geniş yeşil alanları ve manzarasıyla fark yaratıyor. 154 metrekare 3 artı 1, 179 metrekare 4 artı 1 daire seçeneklerine sahip Azak Tower'da yeriniz ayrıldı. Devlet Hastanesi'ne komşu projeyle ilgili bilgi için hemen arayın 0452 888 18 18. Garipler Mühendislik. Bu şehir bizimle yükseliyor. 444 52 13 ara. Türkiye'nin her yerinden İsa Çay Sigorta. 444 52 13 ara. Türkiye'nin her yerinden İsa Çay Sigorta. İsaçaysigorta.com. Ordu'nun gelişmeye en açık bölgesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni bir yıldız yükseliyor. Evin Park. 12 blok 120 daireden oluşan Evin Park, denize yakın konumu, yeni açılacak olan AVM'ye yakınlığı, Ordu Üniversitesi ve havaalanına olan mesafesiyle fark yaratıyor. Havuzlu ve emsalsiz detaylara sahip Evin Park'ta 1 artı 1'den 3 artı 1'e 131 metrekare daireler siz sakinlerini bekliyor. Evin Park. GRP Grup ve Aktaş Mühendislik kalitesi ve güvencesiyle. Bilgi telefon 0452 888 1818. Dev kampanya. İstanbul'da toprak sahibi olmak ister misiniz? Ben Mehmet Akbayır, Klas Arsu Ofisi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Vade ve takas imkanı. İstanbul tapulu yerler.
Trakya, Tekirdağ, Lüleburgaz değil, Edirne değil. İstanbul Tapulu. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Yılın 12 ayı, günün 24 saatini, iş imkanları ve yaşam şartlarının hepsinin uygun olduğu bir yer. Silivri deyince aklımıza kesinlikle mi kesinlikle ulaşımı zor olan bir yer değil. Bakın tekrar söylüyorum. Burası İstanbul Tapulu yerler. 30 yıllık tecrübemizle yatırımlarınız güvencede. Bir kuruş vermeden önce tapunuzu alıyorsunuz. Yatırımlarınız için doğru seçim. Klas Arsa Ofisi olarak yurt içi ve yurt dışından gelen tüm müşterilerimizin yerini aldıkları takdirde ulaşım ve konaklama masrafları Klas Arsa Ofisi olarak bizlere aittir. Bankasız, ipoteksiz, kefilsiz, vade farksız. Silivri mahallelerinde, Silivri'nin yakın çevrelerinde olan bütün parsellerimizle ilgili E5'e 5 dakika, 7 dakika mesafede Klas Arsa Ofisi'nin tek maksadı, tek gayesi herkesi toprak sahibi yapmak. Burada elinde 10 bin lirası olan, 15 bin lirası olan, ikinci el bir arabası olan herkesle vade ve takas seçeneklerimiz mevcut. 1000 lira, 700 lira, 800 lira, 1200 lira, 1500 lira gibi vade imkanlarımız mümkün. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Bir telefondan, bir çağrınızla yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz herkesi havalimanından kendi ücretsiz servislerimizle, tecrübeli kadromuzla alıp arsalarımızın, parsellerimizin üzerinde gayrimenkullerimizin tamamını gezdirip tekrardan işlemleri bittikten sonra, tapuları bittikten sonra tekrardan geriye havalimanına kadar bırakıyoruz. Sizler de bu kampanyalardan yararlanmak mı istiyorsunuz? Geleceğe yönelik çocuklarınızın bir parça toprağı mı olsun istiyorsunuz? Bununla ilgili sadece alt bantlardan geçen telefonlardan Klas Arsa Ofisi'ni ücretsiz olarak arayıp gelecek için, çocuklarınız için ilk adımı atmış olabilirsiniz. Düşük bütçelerle karlı yatırımlar yapmanın tek adresi Klas Arsa Ofisi. Müşterilerimizin bizlere sıkça sormuş olduğu birkaç soru hakkında sizleri de bilgilendirmek isterim. Servislerimiz kesinlikle ücretsizdir. Bu birincisi. Bunun dışında tapuyu teslim almadan 1 lira dahi para ödemiyorsunuz. Bakın, biz sizlerden kapora istemiyoruz ya da biz sizlerle bir sözleşme yapmıyoruz. Arazimizi ücretsiz servislerimizle gelip gördükten sonra yerlerimizi beğendiğiniz takdirde hiçbir ücret ödemeden tapu dairesindeki işlemlerinizi başlatıyoruz. Tapunuzu aldığınız takdirde ödeme koşullarını ayarlıyoruz ve sizin tapunuzu sizlere teslim ediyoruz. Sıkça sorulan sorular arasında ödeme şartlarımız da mevcut. Sizlere şunu da şöyle izah etmek isterim. İster peşin, ister peşin fiyatına vadeli, isterseniz araç takasıyla birlikte. Şunu her zaman için söylüyoruz bakın. Biz müşteriyi kendimize uydurmuyoruz. Biz Klas Arsa Ofisi olarak ödeme seçeneklerimizi siz müşterilerimize uyguluyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelecek müşterilerimiz arazilerine bakıp beğendikten sonra tapu işlemleri yapıldığı esnada yol masrafları ve konaklama masrafları da dahil olmak üzere tüm masrafları müşterilerimizin Klas Arsa Ofisi'ne aittir. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Araç takasında galericinin alış fiyatından değil, araçlarınızı galericinin satış fiyatından teslim alıyoruz. Geleceğiniz için, çocuklarınız için, kendiniz için ufak birikimlerinizle büyük yatırımlara adım atmanın tek adresi Klas Arsa Ofisi. Klas Arsa Ofisi, toprağın gücü. Kim attı? Hadi o zaman ilk atak kazanır.
cam kumbaralarına atılan her şişede hepimiz kazanıyoruz. Aslında hepimiz kazandık. Evet. Yenilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-3111. On Blok 104 Daire. Ordu'nun en şık yaşam projesi. Şehrin kalbi Karşıyaka'da. Çok yakında. Bekleyin. Hikayeler var. Bazen evinizde, bazen de mahallenizde. Bu memleketin sesi, bu memleketin nefesi olacağız. Yeni günün ilk saatlerinde güne birlikte başlıyoruz. Yaşamış olduğumuz bu güzel şehirde hayatı birlikte paylaşıyoruz. Karşılayacağız. Hayatı, sevgiyi, umudu paylaşacağız. Haberleri aktaracağız. Yeni günde sizlerleyiz. Klasars Ofisi'nin sunduğu Zamansız Yağmurlar
gibi gelirim dedik. Evet, Ankara'nın bağları ile girdik efendim. Ankara'nın bağları, erik dalları. Ne olacak bizim bu fındığın halları? Ama bizimkisi dağları abi. Ha, dağları. Ankara'nın dağları. Çünkü ben bu stüdyoyu okumaya girdiğimde Ankara'nın bağları normalde Şamlar anonim nakarat, sadece işte ismini vermeyeyim buradan. Arkadaş yazmış benim diye mesamdan da almış. Neyse tabii okey dedik, alalım. Bizden 10.000 dolar gibi bir para istedi. Ay maşallah. Azmış. Az tabii canım. Yani dedi ki, fındık bahçesi alıyorsun sanki. Ben sana 10.000 dolar vereceğim dedim. Oturup kendim yazarım. Allah'tan bestekar tarafım da vardı. Oturdum yazdım, Ankara'nın dağları diye çıktı. Güzel de olmuş mu? Olmuş. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Bu arada bu akşam burada çok önemli bir kardeşim, bir abim daha var. Ordu Basın Kuruluşlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Eyüp Ordular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Basın Müdürü ve Ordef ve Ordulu tüm STK'larında basın haberlerini yapan sevgili Ahmet Özdemar abi var. Ahmet abi bir ekrana verir misin? Sevgili Ahmet Özdemar abim aramızda, emektar Ahmet abim. O hala burada stüdyoda fotoğrafları çekiyor, kayıtları yapıyor. Emektar, işte mesleğinin aşığı olmak, mesleğine aşık olmak böyle bir şey. O yüzden ben Ahmet abim gibi tüm ordulu basın çalışanlarına, basın camiasına bir alkış istirham ediyorum. 10 Ocak basın çalışanları günü, dolayısıyla onlarla bir araya gelmiştik bir yemek programında. Ordu Dernekler Federasyonu ve Mehmet Tepe ağamızın düzenlemiş olduğu. Onların da o gününde onlarla birlikte olmak bizim için keyifliydi. Ben tekrar bu vesileyle tüm basın camiasının basın bayramını tebrik ediyorum. Mesajlara bir bakalım, bayağı bir yığıldı. Evet. Bu akşam ben 3-4 tane şiir ayarlamıştım. Tabii orkestra olmayınca şiirleri de gebertmek istemiyorum açıkçası. Yani bu şiirler melodiyle güzel olur. O yüzden bu şiirleri haftaya saklıyorum. Haftaya program yok. Ondan sonraki haftaya saklıyorum. Ondan sonraki haftaya. Ya bir hafta okurum yani. Ya, zamanı gelince okurum yani. Yeliz kardeşim, o yüzden kusura bakma, şiirini inşallah okuyacağım. Ama okuyacağım yani, söz çok güzel bir şiir. Mesajlara bir bakalım. Ben Fatsalı Yaşar Kazancı, Ankara'dan zamansız Mehmet Bey ve konuklarına selamlarımı diliyorum. Hayırlı akşamlar, güzel yayınlar, durmak yok, izlemeye devam demişler. Eyvallah, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Mehmet abi, ben Kırlı Köyü'nden Leyla Akçay. Bizim için Ordu'nun Gülü Müsün şarkısını söyler misiniz? İyi yayınlar, saygılar, herkese selamlar demiş. Sevgili hemşehrim, ben söylersem Hasan Gençay bana dava açar. Ben en iyisi Hasan Gençay'ın güzel bir şiirini okuyayım size, olur mu? İlerleyen günlerde bu eseri de orkestrayla olsaydı Ezel bu türkünün hakkını veriyor yani. Çok teşekkür ederim abi. Veriyor. Evet, sazlarımız hakkını olmadığı veriyor. İçin canlı aynen okuyamıyoruz. Hayırlı akşamlar, Çatalpınar Çayaca Türk'ten Ümit Uçuk sana ve konuklarına selamlar demiş. Aleyküm selam. Yine harika, o kadar da sahne, şahane bir program izlemek ayrı bir zevk. Herkese selamlar, köylüm A'ya saygı, saygılar. İki gözümü mutlak istiyorum, namı değer uzun dereli gılıksız. Gılıksız Nurullah Özçelik, saygılar. Gılıksız, sen yaşıyor muydun ya? Kurban olurum, her hafta mesaj at bana. Yaşadığından haberim olsun ne olur yani. Yine hayırlı akşamlar Mehmet abi, program çok güzel. Eyüp Ordular Dernek Başkanı Şenol Gündüz'e ve Ezel Hanım'a, tüm yönetim kurulu arkadaşlara selamlar. İstanbul dışında olduğum için katılamadım. Tüm Armutlular şu anda sizleri seyrediyor. Perşembe Kırlı Beldesi Dernek Başkanı Cesur Uçar mesajını iletmiş. Cesur Başkan'a selam olsun. Cesur Bey'e de. Benden selam olmasın. Ezel Hanım'a ve Şenol Bey'e selam göndermiş. Ağayla beni yok saymış. Ben o yüzden selam vermiyorum. Nasıl düşmemiş? Yazmış. Yazmış başkan. Ben yazdığını okuyorum. Şimdi başkan, az karışma, kaşınma. Mehmet abi, ağanın varlığı burada da kendisi yok. Da seni bilmiyorum nasıl. 3.5 kuruş TV52'nin kasasına para girsin. Şimdi bir mesaj daha atacak. O bağa selam vermek için bir mesaj daha atacak. Kesinlikle. Yani burada ben kurumumu düşünmek zorundayım. Cesur Uçar pek düşündüm ya. Cesur, bunu bir kenara yaz.
Cesur diyor ki Temmuz'un birindeki piknikte görüşürüz abi. Sıkıntı evet. Yok valla. Kırlık ölüler bizimle kardeşim. Sıkıntı yok. Eyvallah. Aleyküm selam kardeşim. Hayırlı akşamlar Mehmet Bey. Ben Faslı Uzundere'den Fahrettin Yılmaz. Sizlere ve konuklarınıza başarılar dilerim. Kazım Bey'e başarılar dilerim. Kazım abi. Yürü be. Kazım abiye başarılar diliyorlar efendim. Bize başarılı yok. Olacağından eminim. Şimdi, abi bu sefer de bize yok mesaj. Buyur. Bana gene yok. Yani sizde gene var bir tane. Bende hiç yok. Abi ben anlamıyorum. Şimdi programı yapan, emek veren, kendini yırtan, motive eden... ...hem içeriği hem dışarıyı hem seyirciyi hem yayını hem mesajı kontrol eden adama mesaj yok. Habire geliyor adam iki saat oturuyor. Üç laf söylüyor, beş laf anlatıyor abi. Yeri değişirim o zaman. Yeri değişirim. Vallahi ben değişirim yani. Mesajı alıp gidiyor yani. Ben anlamadım. Bu işte bir terslik var. Şimdi işte dernek başkanı da buradan çıkıyor. Ya bana yemin ettirecekler. Dernek başkanı aldırttırmayacaklar abi programa. Zaten öyle bir niyetim de var. Oluşmaya başladı. Yok sen de dernek başkanı oldu o zaman. Abi yok ben dernek başkanı olmam. Olamam. Yani benim işim ben yapamam. Aslında kabul etmedi. Ben yapamam. Benim hedeflerim var abi. Siz dernek başkanlığını yapın inşallah. Ben sizleri inşallah daha iyi yerlerde temsil etmeyi düşünüyorum. İnşallah, Rabbim evet, nasip ederse. Bak söylerim. Söylemek yok. Söylerim. Kalsın zamanı var. Mehmet Bey. Yok abi söyleme. 19 genel seçiminde. Söyleme abi söyleme. Söylemek yok. Bir albüm yapacak. Efendim ikinci bir şiir albümü geliyor. Şiir albümü geliyor, şiir albümü yani. Evet, şiir albümü geliyor. Hatta sevgili İnşallah düet yaparız abi sen. Sevgili Murat İnce'den öyle bir şiir aldım ki sevgili Murat'tan. Yani muhteşem bir şiir. Harika bir şiir. Onu mutlaka okuyacağım. Sponsor arıyoruz. Gül olur. Bak sazlara sponsor istemiyorum ama albüme şiir okuyacağım için. Albümde sponsor lazım bana. Ben niye düşünüyorum ki ordular var yani. Allah'a çok şükür. Sol tarafında koskocaman ağa bak. Eyüp ordular ağası var. Evet. Ferhat Kurt, İstanbul Çaybaşı Dernek Yönetiminden hepinize selamlar. Ayrıca Çaybaşı Akbaba Mahallesi'nden ve tüm ordulara selamlar. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Öncelikle eski patronum olan, şu an sizin yanınızda konuk misafir olan Kazım Alakurt'a selamlar. Ben Önder Atar. Abi öyle bir bakıyor ki niye yolladı ki mesajı? Teşekkür ederim. Dur, bekle. Dur, kıpraşma. Hayırlı akşamlar Mehmet abi. Programın çok güzel. Eyüp Ordular Dernek Başkanı Şenol Gündüz ve Ezel Hanım'a tüm yönetim kurulu arkadaşlara selamlar. İstanbul dışında olduğum için katılamadım. Tüm Armutlular şu anda sizleri izliyor. Cesur ikinci Cesur mesajı ya. Atmış. Bana gene selam yok. Ama selam ve sevgi göndermemiş. Abi ben selam ve sevgi istiyorum. Allah Allah. Şu an şefkat istiyor Mehmet abi. İyi yayınlar Mehmet abi. Ben Ordu Perşembe İkinciler ve Çevre Köyleri Dernek Başkanı Bünyamin Özgül. Programınızın hayırlı olmasını dilerim. Eyüp Ordular Dernek Başkanı ve Perşembelerin en aktif başkanlarından Şenol Gündüz Başkan ve ekibine başarılar. Çalışmalarını devam ettirmesini dilerim. Hayırlı akşamlar demişler. Ben teşekkür ediyoruz. Başkana yeni seçildi. Görevinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Özgür Başkan'a selam gönderiyorum. Eyvallah. İkincilere selam olsun. Mehmet Bey programınızı beğeniyle izliyoruz. Bartın Besyo Üniversitesi'nde okuyan ablam, Ünye'de oturan abilerim Orhan ve Burhan Çeviker. Ayrıca Ordu Kayabaşı Mahallesi'nde oturan yeğenim Ebru Özbucak için Ordu'nun Gülü Müsün türküsünü okumanızı rica ediyorum. Ben Sezai Baba. Bak benden türkü okumamı istemeyin. Türküyü Ezel Hanım okuyor. Ben şiir okuyorum. Şiirleri okumaya çalışıyorum daha doğrusu. Şöyle mesajları not edelim efendim. Hangi mesajda kaldığımızı maşallah maşallah. Zaten bu türkü bu kadar isteniyor. Başka bir programda Ezel Hanım'ı alalım. Finansörü ben olayım. Sazını da sözünü de koyalım. Söylesin. Kaşınma bak bak bak. Başka bir programda derken Mehmet abinin programı. Tabii, Mehmet abi. Ha, Mehmet çünkü ben burada Mehmet abiye gerçekten çok sevdiğim ve saygı duyduğum için geldim. Zaten. Çünkü kanallara şu an belli bir süre ara verdim çıkmıyorum arkadaşlar ama Mehmet abim benim eski dostum abim olduğu için çıktım. Senin sevgin ayrıcalığın benim farklı yani benim yanımda. Cesur mesaj attı attı. Attı geldi mesaj geldi. Şimdi ben bir şiir okuyabilir miyim müsaadenizle? Tabii. Sevgili Ümit kardeşim, ben şimdi efendim 7 numaralı Hasan Gençay Ordu'nun Gülü Müsün türküsünün bestekarı ve söz yazarı Hasan abinin şiirini okumak istiyorum. Albümünden 7 numaralı bir şiir.
O şiiri okudukça, dinledikçe, o sözleri dinledikçe gerçekten çok ayrı bir keyif alıyorum. Çok güzel sözler. Belki ordunun gülümüsün değil ama Hasan Gencer'in yine güzel yüreğinden çıkan güzel bir şiir. Hadi bakalım efendim. Efendim, can verişimi gör de öyle git. Hani diyor ya, şuraya sehpamı kur da öyle git. Öyle bir sevda yok. Güzel bir şiir. Hasan Gencay'ın. Hasan Gencay'ın. Selam sevgiler olsun, harika bir şiir. Ben daha devam edecek diye hakikaten böyle duygu seline kapıldım gittim yani. Şimdi Hasan abiye benim sürprizim var. İki tane şiirini birleştirdim. Onun hangi şiirler olduğundan haberi yok. İnşallah düetli bir eser yapacağım Hasan abinin o iki güzel şiirini. Ciddi ciddi düşünüyorum böyle yani. Okumam gerekir. Ve ilk albümde Hasan abi bana bu şiiri gözü yumuk verdi. Ben de çok keyifle okudum yani. Sen de hakkını vermişsin ama. Yok, hakkını veremedim yani. Ama hakikaten şiir okumak yakışıyor. Okudum yani. Okumaya çalıştım. Çok isteyerek okudum çünkü. Evet, hakkını vermişsin. Çok o keman, o keman var ya. Yani 22 yıl önce adam aşık olunca böyle oluyor abi yani. O aşk hala devam ediyor yani. 22. Maşallah diyorum, maşallah. Yani 22 yıldır ben yani o aşk hala devam ediyor. O yüzden o aşk... Hiç bitmesin. Söyletiyor böyle, inletiyor böyle o aşklar var ya. Hani diyorlar ya işte niye aşık olunuyor falan. İlla ki bir kadına veya bir erkeğe mi aşık olunur? Hayır. İnsan her şeye aşık olmalı. Çünkü sizi yaratan, dünyaya fiziki olarak sizi gönderen, yaratan, beşeri mahlukat olarak dünyanın en mükemmel insanı, en mükemmel dünyaya hükmeden kişi unvanıyla göndermiş. O yüzden bütün her şeyi de sizin emrinize sunmuş. O yüzden doğaya, insana, havaya, suya, yediğimiz ekmeğe, aldığımız nefese, uykumuza, dinlenmemize, bedenimizin sağlığına, her şeye aşık olabiliriz, her şeye şükretmemiz gerekiyor diye.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Allah rahmet eylesin. Ağzına yüreğine sağlık. Efendim mesajlar bayağı birikti. Şu mesajları bir bitirelim. Ama özel bir mesajım var. Bizim programımızın sponsoru Mehmet Akbayır ve değerli misafirleri şu anda bizleri izliyorlar efendim. Selam ve saygılarını sizlere iletiyorlar. Selam ben sevgili sponsorumuz Mehmet Akbayır ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Alperen Akbayır'ına ve misafirlerine kuvvetli bir alkış istirham ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki bizlerin ve TV52'nin, iyi ki sanatın ve sanatçının yanındalar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Cengiz Aydemir abim, TV52 zamansız değerli konuklarınıza, Eyüp Ordular Derneği Başkanı Şenol Gündüz ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyoruz. Siz ve tüm konuklarınıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ordulu Kamu Çalışanları Derneği Başkanı Cengiz Aydemir kardeşimize, abimize, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kamu Çalışanları Derneği'ne. Evet, yine sevgili Mustafa Kaya, Ordu Perşembe'den hayırlı yayınlar, sizleri severek beğenerek izliyoruz. Başkana ve yönetim kuruluna başarılar dilerim diye mesajlarını iletmişler. Perşembe, çok teşekkür selam ediyoruz. Olsun buradan. Mustafa Bey de selam olsun. Mehmet Bey'e hayırlı yayınlar, tertibim Şenol Başkan ve konuklarınıza başarılar. Mehmet Çelik mesajlarını iletmişler. İyi akşamlar, ben Akkuş Ketendere köyünden Ankara Pursaklar'da ikamet eden Adem Eren, programınızı severek izlemekteyiz. Konuklarımıza selam ve sevgiler. Ezel kızımızdan Akkuş'un gürgenlerini dinlemek istiyorum. İyi akşamlar demişler. İyi akşamlar, selam, iyi yayınlar. Selam, sevgiler olsun. Mehmet abi, Perşembe Bekirli köyünden Hakan Aydın ben, Şenol Başkan'a ve konuklarınıza selamlar, başarılar dilerim demişler. İyi akşamlar Mehmet abi, Ezel Hanım'a, Şenol Bey'e ve diğer konuklarınıza, Nezahat ablamıza çok selamlar. Programınız çok güzel geçiyor, hepinize sevgiler, saygılar. Bayrampaşa Ordular Derneği'nden Necla Yurtkıran mesajlarını iletmişler, teşekkür ediyoruz. Bayrampaşa Ordular Derneği'ne selam olsun. Ben Nurettin Çelik, iyi yayınlar kardeşim, yayın hayatında başarılar dilerim. Coşkun abi ve Nezahat Hanım'a saygılar demişler. Eski yönetim kurulayım, ona da selam olsun. Ya abi, beni konuşunca konuştu diyorsunuz ya, türbin bile mesaj alıyor. Bu işte bir terslik var baba, yani bir terslik var burada. Ama Nezahat abla, sana gelen mesaj bana gelmiştir yani. Çünkü senin sosyal medya hesabından 333 kişi bizi izliyor. Evet, aynen. O yüzden sıkıntı yok. İyi yayınlar Mehmet Bey, ben Perşembe'den Mustafa Kaya, bak. Yine Mustafa abi mesajını iletmişler, teşekkür ediyoruz. Mustafa Cengiz abi, abimin olsun. De mesajını tekrar gördüm. İki defa mesaj etmişler, Allah razı olsun. Şenol Başkan, seninle gurur duyuyoruz. Giresunlular Bahri Hen'den başarılar, iyi yayınlar demişler. Ben buradan Giresunlu pazar içinde bizleri seyreden Fahri ve Bahri kardeşime, Ufuk kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yine Orhan Aslanoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Şu anda kahvede komple bizi izliyorlar. Nerede? Pazar içinde kahvehanede komple bizi izliyorlar. Kafede. Kafe, kahvehane. Kafe biraz modern. Kafe eski tipiyle kafe. Bildiğimiz kırathane mi? Evet. Abi bu programın adı Zamansız Yağmurlar. Kafe diyeceğiz ya. Buradan çıkışta tavla oynamaya gidiyoruz. Sakın selam yere olsun. Ayrılmayın. Şu anda... Yani şu anda bizi mi izliyorlar? Komple kahve bizi izliyor. Emin misin yani? Evet. Ya eminsin yani. Daş çalma eminim. Falan yok, yok yani. Yok, daş çalma yok. Saklama ya var. Şu anda bizi izliyorlar abi. Ben de bunu yedim. Vallahi izliyorlar. Ben de bunu yedim yani. Yani Yüksel İzlemesen... Başkan, Nihat Başkan doğru mudur? Doğrudur. Ben gittim. Ya... Ya. Ya. Abi, bak, abi. Bir dakika. Abi, Bozacı'nın şahidi Şıracı. Abi çok yaşarısız. Ya böyle bir şey yok abi. Ya doğrudur diyor. Ya orada mısın ha? Abi resim çekin atın bana, görmek istiyorum. Selfie yapın gönder. Güzel başkan, biz bunlardan program bittikten sonra bir görüşme yapalım. Çekelim bulakları da. Tamam abi, kaynatma. Yani programı kaynatma lütfen. Mesajları bitirmem lazım. Hayırlı programlar Mehmet abi. Ben Akkuş'tan Cemalettin Türkoğlu. Tüm Akkuşlar için Akkuş'un gürgenlerini istiyorum. Hayırlı geceleri, iyi ki varsın demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Mehmet Bey. Ben Kazım Alakurt'un oğlu. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Hep beni mi bulur? Hep bana mı denk gelir? Serkan Alakurt. Programınızı severek izliyoruz. Hayırlı akşamlar. Tribünden mesaj atmıştı biri. Öbürü. Dur şimdi onu okuyacağım. Birazdan onu okuyacağım. Dur bak, onu bulacağım şimdi. Bak öyle bir şey de var. Hayırlı programlar, ben Miktat Emin Türkoğlu'nun oğlu Orhan Türkoğlu. Eyvallah. Boğmalık Mahallesi'nden sevgiler ve saygılar, tüm ordular için ordunun gülümsün istiyorum, hayırlı akşamlar. Boğmalık Mahallesi neresi? Seferle değil mi? Akkuş Seferle, eyvallah. Mehmet Bey iyi programlar, ben Kazım Alakurt'un kızı Sevgi.
Ya bak şu var ya. Öncelikle canım babama, sonra tüm konuklara ve size sevgiler, selamlar. Ah, selam geldi. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey, hayırlı akşamlar. Programınızı büyük bir ilgiyle tribünden seyrediyoruz. Piknik ağası babama, konuklarınıza ve tüm ordulara selam olsun. Yeşim Alakurt. Çok uzaktan attın mesajı. Çok uzaktan. O kadar makbule geçti ki. Hayır, dur abi, dur. Bir şey yapmıyorum, dur. Dur, bir şey yapmıyorum. Ya, programı... Abi var ya. Abi bir adamın adı zamansız olmaz başım. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Artık benim yapmak istediğim şey, yani televizyon, pek çok kanallarda, bu kanalda da pek çok program izliyorsunuz. Yani sıradan bir program olmak yetmiyor arkadaşlar. Yani buraya dernek başkanını alıp konuşmak değil mesele. Derneğin yaptığını konuşmak değil mesele. Derneğin parasını, yerini konuşmak değil mesele. Pikniği konuşmak değil mesele. Dernekleri ve dernek başkanlarını artık halkın gözünde farklı bir yere oturtmak lazım. Evet, doğru söylüyorsun. Zamansız Mehmet olarak ben bunu yapamazsam, dernek başkanlarının ilk programı alan adam benim ordu televizyonlarında. Bunun aksini iddia eden varsa gelsin alnını karıştırsın. İlk dernek başkanlarını programları alan benim. Şimdi herkes dernek başkanı alıyor ve bu işin cılkı çıktı. Yazık. Maalesef. Doğru, doğru. Yazık. Ben artık bu programları yapmaktan sıkılıyorum. Böyle program olmaz, böyle programcılık olmaz arkadaşlar. Farklı olacaksınız. Size sataşacağım, oraya sataşacağım. Ben bu programı izletmek zorundayım. Ben bu programa reyting yaptırmak zorundayım. Ben evime gittikten sonra program bitince rahat uyumak zorundayım. Çünkü sokakta insanlar benden farklı şey bekliyor. Ben de o farklı şeyi yapamasam bu işi bırakırım. Sıradan program değil. Farklı program yapacaksınız. Evet, bravo, güzel. O yüzden benim söylediklerim sizlere abes gelebilir. Aslında bir show programı yapmak istiyorum. Nasıl bir show programı yapmak istiyorum? Ah imkanım olsa da, ah arkam, ah arkam demiş adam. Yani bizim ulusal kanaldaki show programları yapanlardan hiçbir eksiğimiz yok. Hiçbir eksiğimiz yok. Bizim dernek başkanlarımızın, sizin yapamayacağınız hiçbir şey yok. Kesin bundan yana emin olun. Şu mesajları biraz bitireyim ne olur. Ondan sonra döneceğim size. Mehmet Bey, hayırlı akşamlar. Programınızı büyük bir ilgiyle tribünden seyrediyoruz. Bunu okudum ya. Of. Merhaba, programı keyifle izliyoruz. Başkanımıza selamlar. Kazım Alakurt'un sahibi olduğu kafeden. Evet. Selamlar, saygılar. Bak, bu kafenin adını yazmış buraya. Alttan geçiyor, görüyorsunuz. Herkes efendim gitsin oraya. O kafeye evet. Gidin. Hayırlı akşamlar sayın vekilim. Vekilliğiniz hayırlı olsun. Sevgiler, saygılar. Mehmet Bey'e selamlar. Perşembe Kırlı Beldesi Dernek Başkanı Cesur Uçar. Gördün mü Yüksel Başkan? Ya. 3500 lira. 10 lira gitti. 3,5 lira TV'ye daha kazandı. Açıklamadı ama Cesur, açıklamadı. Bir şey yok, onda bir şey yok. Yani açıklanan bir şey yok abi, yok öyle bir şey yok yani. Hayırlı akşamlar, herkese selamlar, iyi yayınlar dilerim. Eyüp Ordular Derneği ağası olan Kazım Alakurt'a selamlar. Ben Rahmiye Atar. Eyvallah. Selam olsun. Şenol Gündüz'e, Ezel Hanım'a, Mehmet Bey'e, tüm dinleyenlere armağan olsun. Şu akkuşun gürgenlerini çalarsanız sevinirim. Of Allah'ım of. Mezarcı olarak sponsorun olurum Şerafettin Gündüz. Amcaoğlu. Hani buyur. Böyle seyirciye böyle bir adam lazım. Yani şimdi... Abi beni mi gömdün? Ne yaptın? Hayırdır ya? Ölmeden mi? Mezar yapıyor. Ha, mezarcı mı? Ha, benim mezarama sponsor oluyor. Abi dur, gözünü seveyim. Oğlanın düğününü göreyim, kız ev vereyim, torun torba sahibi olayım, ikinci albümü yapayım. Ya bir acele etme. Ben sana ölçüyü göndereceğim. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Allah gecinden versin. Tahtaya vur, tahtaya. Vursana da tahtaya. Tahtaya vursana. Ya amcaoğlu tam bir... Allah sağlıklı ömür nasip etsin. Abi mezarcı olarak sponsorun olurum diyor ya. Böyle bir şey var mı? Ama tarih adamın... bunu yazar bak. Adamın hiçbir, işi var. Hiçbir televizyon programcısı mezarcı sponsoru almamıştır. Almış mıdır? Yok. Biz aldık. Ah, ben... baba kurtardım seni. Senden önce ölürsem mezarı... Şerafettin Gündüz abimiz yapıyor. Rahat ol. Allah korusun abim. Hayırlı akşamlar Mehmet abi. Çok izlemek isterdim. Buyur bak.
Şimdi bak bak mesaja bak şimdi. Bunu yazan da çok değerli bir kardeşim. Hayırlı akşamlar Mehmet abi. Çok izlemek isterdim. İzleyeydin. Programda olduğumdan canlı yayını izleyemiyorum. Ölü yayını izlersin yarın. Şu an konuklarınız Eyüp Ordular ve Ordet Başkan Yardımcısı Şenol Başkanım'a ve konuklarınıza saygı ve sevgilerimi sunarım. Arif Akbaş, Perşembeliler Eğitim ve Kültür Arif Derneği Başkan Yardımcısı. Olsun. Perşembe Derneği'ne de selam olsun. Abi var ya çok güzel ya, çok keyiflendim. O değerli bayandan yeni yolun bükmesini Gülizar okursa sevinirim. Bence albüm hazırlığındayım. Repertuarımda var. Gölköylü Nevzat Aksu, Mehmet Bey beni hatırladınız sanırım. Hatırladım. Yeni yolun bükmesi Gülizar. Seni unutabilir miyim? Evet hatırladım Nevzat kardeşim. İyi akşamlar Ordu Perşembe Yarlı Mahallesi'nden Ali Gündüz. Yayınınızı ilgiyle izliyoruz. Sizlere ve konuklarınıza başarılar dilerim. Eyüp Ordular Dernek Başkanı Şenol Beyaz. Bizleri temsilinden dolayı teşekkür eder. Sizlere de daima ekranda görmek isteriz inşallah. Mehmet Bey'e iyi akşamlar diliyorum. Şenol Başkanı Ezel Hanım'a ve Nezahat Hanım'a. Stüdyoda bulunan değerli konuklarınıza, tüm dernek başkanlarımıza ve hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İyi yayınlar Ordef Başkan Yardımcısı Fahriye Çolak. Fahriye Hanım'a selam sevgiler olsun. Akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Ali Gündüz amcalına da selam olsun. Buradan Ordu'ya, Perşembe Yarlı Köyü'ne herkese selam olsun. Mesajları bitiriyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Ben Ayşe Coşkun. İyi yayınlar diliyorum. Canım abim Kazım Alakurt ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Ben Burak. Sen İstanbul. Seni İstanbul Beykoz'dan Recep Tayyip Erdoğan'a selam olsun ve tüm Beyközlülere selam olsun. Bu mesajı ben anlamadım ama... Ne alaka abi hakikaten ya. Aleyküm selam diyelim. Bu yanlış düşmüş de olabilir. Hayırlı akşamlar Mehmet Bey, iyi yayınlar diliyorum. Programınızı severek izliyoruz. Abim Kazım Alakurt'a ve Şenol Başkan'a başarılar diliyorum. Mehmet Alakurt mesajlarını iletmişler. Selam. Baya baya popüler oldun, mesajları aldın. Faturayı keseriz. Abi kafayla cevap verme, emme basma tulumba gibi. Konuş abi konuş. Sesini bir duya. Onlar beni anlıyor abi. Vücut diliyle. Kafa diliyle bunlar anlar beni. Yani bir sallarsam şudur. Evet. İkinci sallarsam budur yani. Böyle oluyor galiba. Sevgili Ümit tarihi bir yayın yapıyoruz şu anda. Yani vallahi. Yani böyle bir şey yok. Böyle hiç keyif aldın mı? Yani güzel abi keyif nasıl alayım? Mesajı alan siz. Övgü alan siz. Mezar siparişi alan ben. Ben nasıl ya keyif alabilirim ki bu durumda? Ya böyle bir şey yok. Mezar sponsoru. Ama yani dünyada mezarını yaptıran insanlar da yok mu? Ölmeden var. Var ben. Sen mi? Tabii var benim. Acelen ne kız? Vallahi tapusu. Daha seni evercü torun torba sahibi olacağım. Dur acelen ne? Yok abi aldım ben. Hayattayken bir mezarlığım olsun dedim. Gerçek evimiz. Eyvallah. Yani. Ağam. Bundan sonraki süreçte neler planlıyorsunuz? Emeklilik hayatınızda var mı? Türkiye turnesi efendim söylerler ya. Emekli olunca ne yapacaksın ilk iş? Onlar da yalandan hemen popülist bir cevap. Hanımı alıp dünya turuna çıkacağım. Yok abi hanım alıp ben memleketime gideceğim. Yengeyle? Evet. Torunları özlemeyeceğim ben. Ne? Onlar gelirler bizim yanımıza. Ha, şeyden canlı olarak sen bağlanırsın. Canlı izliyoruz diyoruz. Canlı izliyoruz. Görmeye de gerek yok yani. Yok. Peki memlekette bayağı kalmayı düşünüyor musunuz yoksa kısa bir gezi mi? Yok yok ben devamlı olarak artık memleketime yerleşeceğim artık. Ne diyorsun? Tabii de o hazırlığı yaptık yani. Vay 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 seni kaybettik o zaman. Vallahi hesabı kitabı iş yeri hepsini devrettik artık çocuklara sağ olsunlar. Bize o gönü verdiler. Verdiler değil mi? Evet. Onları yetiştirmek de güzel şey. Yani işin latifesi tabii ki mesaj oradan atacak tabii. Bacım atacak. Yani o işin güzelliği olmazsa olmaz. Bir mesaj daha gelir şimdi. Evet Sayın Başkan bundan sonraki projelerde ne var? Bundan sonraki projelerde ne var? Hiçbir şey yok. Bence de hiçbir şey yok. Güzel güzel gezmeler var. Bundan sonra projeler zaten az önce kısa kısa evet söyledik. Önümüze biz 8 Mart farklı dünya... bir şey var mı? Farklı bir şey. Yani farklı böyle... bir şey. Valla kadın kolları... Gençlik kolları, kadın bir kolları. Bir çalışmayı yapıyorlar. O sürpriz kadın olacak. Kadın kolları yok bu akşam. Emine Hanım'a da buradan geçmiş olsun. Emine Hanım, yok Emine Hanım şu anda çok rahatsız. Ay geçmiş olsun. Ben onlara da geçmiş olsun diyorum. Eşi de rahatsız, kendisi de rahatsız. Yani telefonda konuşamıyordu. Ancak yemeyeyim diyebildi. Yarın yapma, taklit yapma. Yani bu kadar. Yani ben Emine Hanım'a... Yakışmadı sana. Yok öyle bir ses çıktı yani. Emine Hanım. Onu da çıktığına dua edin. Emine Hanım.
Kadın Kolları Başkanlığı'nın taktikini yapmaya çalıştı ve onu da yapamadı. Yapamadı. Yani yapamadı. Şimdi bundan sonra süreçte ne yapacağız? Gençlik kolları ile ilgili bir çalışma olması gerekiyor mu? Gençlik kolları ile ilgili de bir çalışma var. Daha önceki yine bir gençlik kolları başkanımız vardı. Yani önümüzdeki süreç biraz farklı olacak. Evet, farklı projeler bekliyoruz sizlerden. Farklı projeler var. Şimdi biz dernek olarak da Eyüp'te ya derneklerin genelde rutin yaptığı işler nedir? İşte Dünya Kadınlar Günü, Kutlu Doğum Haftası. Dernekte işte yönetim kurulu arkadaşlarımızla toplanıp gündemi değerlendirmek. Aylık iki tane olağan toplantınızı yapıyorsunuz zaten. Evet. Düzenli yani bunun olarak. Yanında ismini vermeyeceğim. Yarın da önemli bir toplantı var. Eyüp'te belki 6-7 bin kişilik bir yemek. İstanbul'daki bürokratlarımızla ilgili. Bunun ilkini biz Mevlana'da yapmıştık zaten. Evet. Emniyet müdürümüzle birlikte. Böyle bir çalışmamız var. Yarın büyük bir ihtimalle büyük netlik kazanacak. Yani Eyborlar Derneği farkındalığını bir sefer daha gösterecek. Yani böyle bir iş adamımızdan geldi bu teklif. Eyüp'le böyle bir program yapsak ne olur durumu? Ben dedim ki Eyborlar Derneği'nin daha önce yapmış olduğu programlara bakın. Kararınızı verin. Evet. Onlar da o programları seyretmişler. Yani böyle 3-5 bin kişi yani bir araya toplayabilir miyiz diye söylemişlerdi. Ben de Eyborlar Derneği için 3-5 bin kişi biz toplamak sorun değil. Daha fazlası olur. Siz yeter ki deyin ki biz 10 bin kişiye yemek vereceğiz. 10 bin kişiyi toplarız dedim. Yani yarın biraz merakla bekliyoruz. Bunun haricinde bazen ben diyorum toplanmaktan çalışmaya vakit bulamıyoruz. Yani o kadar çok toplanıyoruz ki, o kadar çok toplantı yapıyoruz ki. Yani niçin toplanıyoruz ben bile bazen anlamıyorum. Farkındayım Kadir. Sen bana bayağı iyi zaman verdin ha. Hakem gibi uzatmaları verdin, güzel yani. Kısa bir şey daha söyleyeyim. Tabii, lütfen kısa olsun ama. Belli olmaz, biraz uzayabilir de. Şimdi bizim her şeyden önce 2019 bizim için çok önemli. 2019'la ilgili başta Eyüp'te büyük bir beklentimiz var. Daha doğrusu orduların bir beklentisi var. İstanbul'da bir beklentisi var. Belediye yani, başkanlığı noktasında. İnşallah İstanbul'da 3-4 tane belediye başkanımızın olacağına inanıyorum. İnşallah. Çalışmamız da bu yönde. Orada Denekleri Federasyonu olarak da çalışmamız bu yönde. Hani İstanbul'da biz sanatçısıyla, basınıyla, hemşerileriyle, bürokratlarıyla el ele kol kolayız. Bu gücümüzü dışarıya yansıtmamız gerekiyor. Biz kendi gücümüzü zaten kendimiz biliyoruz. Kendimizi zaten kendimiz biliyoruz. Kendimizi dışarıya tanıtmamız lazım. İstanbul'a tanıtmamız lazım. Türkiye'ye tanıtmamız lazım. O gücümüzü dışarıya yansıtamıyoruz fazla. İnşallah. Bunu da bundan sonraki süreçte gerek yerel basınımız olsun, gerek ulusal basın olsun, gerekse de yerel kanallarımız olsun, bunu yaymamız gerekiyor. Sosyal medyayı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Evet, bu sene 2018 pikniği çok özel bir günde. Onu hemen kısaca evet. Anlatalım. Evet, 2018 pikniği haydi bayramlaşmaya. Hoş geldiniz diye bayramın son günü pazar günü yapacağız. Bak onu ben unutmuştum. İyi ki hatırlattın. Bayramın Haziran 17 Haziran. 17 Haziran pazar Ramazan günü. Ramazan bayramı son günü. Son 17 günü, Haziran pazar piknikteyiz. Haydi ordular bayramlaşmaya diye bir sloganımız var. Bunu da Yüksel Müdürüm mü söylemişti galiba. Bir arkadaşımız söylemişti. Evet, yine Kazım abinin oğlu. Evet. Birisi işte, toplantıda söylemişti. Böyle bir sloganla, tabii iftardan sonra yine bizim rutin olarak dersine yapmış olduğumuz Eyüp'te iftar programımız olacak. Ağam peki, piknik ağası tekrar olacak mısınız? Köye gidiyorsunuz ama. Diyor ki karşıma kimse çıkamaz diyor. Vallahi ben olmasam da oğlum var. Babadan oğula. Evet, bir toparlayalım şöyle. Evet, son sözler şey alalım. Burada ordulardan haricinde seyircilerimiz var bak. Evet. Ordulu olmayanlar var. Bak. Tokatlı bir arkadaşımız var.
yine göçmen ama kendini ordulu gibi hisseden, hep ordular yanında olan Eyüp abi var. Atapazarlı. Evet, Atapazarlı yine bir hemşerimiz var. Bir de Samsun Çarşambalı Yaşar abi var. Yani kendisi Bandırmalı ama bu akşam bu arkadaşlarımız hep ordular arasında olduğu için kendilerini ordu gibi hissediyorlar. Ben kendilerine bu akşam bizleri yalnız bırakmadılar. Bir de çiğ köfte. Ben hep size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki programda. Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değer. Evet Kazım Ağam. Evet abi. Geldin gidiyorsun, hadi güle güle. Şimdi başkanımın dediği gibi gerçekten çok iyi bir yönetimimiz var. Ben hele ki katılmışım bu derneğime. Piknik konusunda zaten gerekeni başkanım söyledi. Biz de elimizden geldiği kadar maddi ve manevi destekle illaki bulunacağız. Aa, olmasak da bulunacağız. Yani bize düşen neyse biz hazırız. Aa, olmasak evet, da değil. Olan ağa olacak. Yoksa biraz hazırız. Pikniğimize gelsinler. Bu sene inşallah bol bol keşke ikram edeceğiz. 17 Haziran bayramının 3. günü efendim. Haydi evet. Bayramlaşma sloganıyla evet, Eyüp Ordular Derneği pikniğinde buluşuyoruz. İnşallah. Ve sevgili Ezer kardeşim. Zaten yapacak bir şey yok. Ben anladım anlayacağımı. Yani bayramın 3. günü diyor, yumurta yemeye falan babanın yanına gidemezsin diyor. Mecburen diyor, şeydesin diyor, pikniktesin diyor. Ben anlayacağımı anladım yani. Lafın tamamı deliye anlatılır. Evet sevgili Ezel. Abim öncelikle çok teşekkür ederim gerçekten. Harika bir program oldu. Davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. TV52'ye de, ailesine de ve stüdyodaki bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. Çok farklı farklı projelerim var. Çok kısa zamanda inşallah sevenlerimizin karşısında olacağız. Kırmızı Alarm şarkımızda zaten en kısa zamanda klibimizi çekeceğiz. Sevenlerimizle paylaşacağız klibimizi. Buradan tabii ki Beyza Durmaz'a çok teşekkür ederim. Söz müzik Beyza Durmaz'a ait. Ozan Çolakoğlu'ya da buradan selam, sevgiler olsun. Beraber çalıştık. Çok güzel bir emek oldu. Miraç Kutlu'ya da buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Aranjörümüzü de kendisi sağladı. Çok farklı güzel projelerle bir arada olacağız. Birlikte yola çıktığımız dostlarımızla, arkadaşlarımızla yürümeye devam diyorum. Allah yolunda, yönünde, bahtında açık etsin. Çok amin, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar Mehmet Bey. Kaynım Kazım Alakurt Ezel Hanım'a ve Eyüp Ordular Derneği Yönetim Kurulu başarılar diliyorum. Zinnet Alakurt mesajlarını iletmişler. Efendim haftaya programımız yok. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere Allah'a emanet ediyorum. Haftaya pazar akşamı Ordu Basın gazetesinin Lasman gecesinde olacağız. 4 kanaldan birden canlı yayın olacak. Ben de programın sunucusu olacağım. TV52 ekranlarında olacağız ama Zamansız Yağmurlar programı olmayacak. Ondan sonraki süreçte 28 Ocak'ta görüşmek üzere sevgili Ezel Kalender'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Sevgili sponsorlarımız Mehmet Ak.
Klas Arsa Ofisi zamansız yağmurları sundu.